İyi akşamlar değerliler, Teke Tek'te bu akşam bizim Habertürk olarak hem gazete hem televizyon hem de benim şahsen üzerinde titizlikle durduğumuz ve aydınlanması için gerçekten ciddi uğraş verdiğimiz bir dosyayı bir kez daha yeni ortaya çıkan bulgularla, yeni ortaya çıkan belgelerle, yeni ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha ele alacağız. Bu ne derseniz, Münevver Karabulut dersem herhalde. Anlarsınız, Münevver Karabulut cinayetin üzerinden tam tamına 467 gün geçti değerli izleyiciler ve gelişmeleri herhalde siz de yakından izlediniz. Katil zanlısı Cem Özdemir cinayetten sonra hatırlayacaksınız ortadan kaybolmuştu. Habertürk gazetesinin ve buna bağlı olarak daha sonra diğer gazetelerin ısrarlı haberleri, ısrarlı takipleri sonucunda 197. günde teslim olmak zorunda kalmıştı. Ailesi tarafından polise teslim edilmişti. Bu arada da yine Habertürk'te bu cinayetle ilgili çok ilginç bilgileri sizlere ulaştırmıştık bu 197 gün boyunca. Cem Özdemir'in testleri aldığı anın görüntülerini ekranlara getirmiştik. Gazetede yayınlamıştık. Testereyi, kanlı testereyi büyük bir riske girerek gazetecilik açısından göstermiş. Cinayetin ne kadar hunharca işlendiğini beyinlere kazımak açıkçası istemiştik. Ve bugün cinayetin üzerinden 467 gün geçti. Yeni belgeler var, yeni bulgular var. Davanın ilginç bir seyri var. Bu akşam bütün bunları bir kez daha konuşacağız. Bir kez daha sizlere ulaştıracağız. Konuğum Karabulut ailesinin avukatı Rezan Ep Özdemir. Davanın geldiği noktayı bir kez daha hatırlatacağız. Çünkü bazı şeyler Türk kamuoyunda hızla tüketilip geçiyor. Oysa bu tüketilecek gibi bir şey değil. Hafızalarda canlı kalması gereken bir şey. O yüzden de davanın özüne dokunmadan yeni bulguları ele almak istiyoruz. Rezan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, 467 gün oldu. İsterseniz bir bandımız var. İzleyicilerimize onu bir izletelim. Nereden geldi, nasıl gitti onu bir hatırlatalım. Şimdi değerli izleyiciler sizlere bütün bu süreci bir anlamda özetleyen bir bant hazırladık. Onu göstereceğiz. Burada ilk kez yayınlanacak görüntüler var. Cinayetten sonra nasıl bulundu ceset? Bazılarını yayınlayamıyoruz. Yani çok korkunç görüntüler var çünkü. Ama cesedin bulunmasını, sonraki gelişmeleri, olayların nasıl geliştiğini sizlere gösterecek bir bandımız var. Önce o bandı izleyelim hep beraber, sonra Rezan Bey'le konuşacağız. Münevver Karabulut 3 Mart 2009'da Türkiye'yi sarsan vahşetin kurbanı olduğunda 17 yaşındaydı henüz. Çok fazla açmayacağım aslında. Üzerine kıl falan var. Donat değil mi? Daha uygun bir yerden ibaresine bakar. Kolar değil mi o? Hı hı. Aç bir tane de. Kahverengi. Şey var mı? Kaç beden? Bedeni yok. Bir de mil kaşladı, bir yolu burada. Kahverengi. Mor. Ceza alıyor. Hangisi? Fermuarlı mıydı? Karabulut'un başını keserek öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırıp İstanbul Etiler'deki bir çöp konteynerine atarak ortadan kaybolan Cem Gariboğlu tam 197 gün boyunca gizlenmeyi başardı. Ta ki avukatları onu teslim edene dek. Vahşetin sanığı zengin bir ailenin çocuğu olan Cem Gariboğlu bu cinayeti neden ve niçin işlemişti? Nasıl bir güdüyle hareket ediyordu ve nasıl bir çocukluktan gençliğe adım atmıştı? Tabii bu soruların çoğunun yanıtını sanık yargı önünde verecek. Ama Teke Tek'in elde ettiği Cem Gariboğlu'na ait olan, cinayetten tam bir yıl kadar önce çekilen bu görüntüler kimi ipuçlarını da ele veriyor. Hola Maria. Hola. You need that at Sam, say. Oh my god. Oh my god. You can see me. That's much better. Sam, I'm trying to be cool. I'm a cool guy. Don't worry. Oh, my God.
Ibiza! We are in the fucking Ibiza! Ibiza! Come on! Ibiza! No, I like Ibiza! Za, baby! So baby, tell hi to the camera. Hi. Hi. So, I'm with my princess. And we are having fun. We're speaking. She's trying to kiss me. I don't want to kiss her. Cem Gariboğlu görüntüleri sadece videoya kaydetmekle yetinmiyor. Pek çok kadınla çektiği fotoğrafları da albümüne ekliyor. From now on, I am hating Russian people. A bunch of whiners. I'm like, I hate that I can speak Russian, so that's why I hate myself. And I hate myself because I went to Russia. I hate all the countries who is around Russia. Ukraine, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, and all the others. Gariboğlu'nun nefretinin sadece sözcüklerle sınırlı olmadığı 3 Mart 2009 gecesi ortaya çıkacaktı. Kolay gelsin. Abi kadın elini komple kesmişler mi sadece kafam ayrı? Kafam. Bir yerine bakayım hemşehrim. Bu oğlu sizmiş, doğru sıkıyormuş da yani. Yarın bakma. Yarın bu flaş yapar. Kaç yaşındaymış? Genç galiba değil mi? Flaş yine flaş. Sebep? Faide çok. Enteresan bir isim. Neden? Ama söylemem. Abi niye söyleyeyim, ben basılmayayım ya? Söylemem, karışık tosta söylerim. Çorba için. Uy. Ney lan o? Ne ayıkları? Yok anasının güldürdüğü adamda. Aldım ayağım oldu. Ayıcam garip oldu var ya. Ne lan abi? Hadi be. Evet, cinayetten hemen sonra Münevver Karabulut'un konteynerde bulunması, o görüntülerin tamamını yayınlayamadık değerli izleyiciler. Yayınlanacak gibi değildi çünkü polisin Münevver Karabulut'un cesedine ulaştığı an ve sonrasında cesedin çıkarılması, ardından en yakın polis karakoluna götürülmesi, orada yapılan incelemelerin de görüntüleri vardı. Onları yayınlamıyoruz, yayınlanacak gibi değil. Daha sonra da Cem Gariboğlu'nun bilgisayarında bulunan görüntüleri getirdik ekranlara. Cem Gariboğlu'nun cinayeti işlediği sırada 17 yaşında olduğu iddia edilen Cem Gariboğlu'nun bir yıl önce çekilmiş görüntüleri, yani 16 yaşında çekilmiş görüntülerini ekrana getirdik. Nasıl birisi, nasıl bir hayat sürdüğü hakkında biraz fikir sahibi olabilirsiniz diye. Ve şimdi ben Rezzan Bey'e dönüyorum. Evet, saydık, 467 gün olmuş cinayetin üzerinden. 197 günde Cem Gariboğlu'nun, az önce galiba Cem Özdemir dedim yanlışlıkla. Cem Gariboğlu'nun siyaset konuşmaktan aklımıza tabii Almanya'daki Türk milletvekili Cem Özdemir geliyor. Cem Gariboğlu 197 gün sonra yakalandı. Daha da gelişmeleri konuşacağız tabii ama bu 197 gün nerede saklandığı, ne olduğu, kimler tarafından saklandığı konusunda dava süresince bir bilgi edinebildi mi? Yani çünkü cinayetin aydınlatılması açısından da önem taşıyan bir şey bu. Yani kimler yatakta gitti, kimler... Çünkü bildiğimiz kadarıyla babası garip bir kararla serbest bırakıldı. Oysa cinayete yardım ettiği konusunda kuvvetli bulgular vardı başlangıçta. Ama serbest bırakıldı. Gerçi yargılanması devam ediyor. Belki mahkum olacak, tekrar cezaevine girecek. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmadı serbest bırakılırken. Yani çekip kaçıp gidebilir de... Bir şey var mı o gün, o 197 günle ilgili? Şimdi dosya çok kompleks bir dosya tabii. 15 bin sayfadan fazla münderecatı var. Ne yazık ki gelinen noktada 197 günle ilgili hiçbir bilgi, bulgu yok. İlk gece nihayet erene kadar, yani profesörler sitesinden sanıklar, Hayam Gariboğlu ve Mehmet Nida Gariboğlu, diğer sanık Cem Gariboğlu alana kadarki süreç biliniyor ve fakat 197 gün hala hazırda bilinmiyor gelinen noktada. Sadece garip bir durum oldu. Tabii son celse
sanık Mehmet Nida Gariboğlu, baba 197 gün boyunca ben sakladım sanığı dedi. Bunu söylemesi de çok manidar baktığınız zaman, çünkü bizim ceza kanunumuzda, ceza hukuku sistemimizde Türk Ceza Kanunu 283'e göre suçluyu kayıran usul firu eş, karı, koca, kardeşse bu durumda ceza almıyor. Evet. Yani baba olma reaksiyonudur, anne olma reaksiyonudur. Evet. Kanun koyucunun iradesi bu. Dolayısıyla baba evet çocuğumu ben sakladım dese dahi bir suç teşkil etmiyor. Evet, ceza almayacaktı. Bu bir şahsi cezasızlık sebebiyle. Dolayısıyla bu noktada herhalde kendisine yapılan telkinlerin hemen akabinde kendisine sakladığını söyledi ki saklanılan zaman diliminin önemli kısmında da zaten baba cezaevindeydi. En azından fizik kurallarına ve hayatın olan akışına da aykırı. Böyle bir savunması oldu. Ama gelinen noktada dosyada 197 günle ilgili ne yazık ki ne savcılık aşamasında ne kovuşturma evresinde hiçbir şey bilinmiyor. Sebep ve 197 gün hali hazırda muamma. Peki bu mahkemede soruldu mu kendisine babaya? Nerede sakladığı, nasıl yaptığı konusunda? Susma hakkımı kullanıyorum diyor. Anayasanın 38. maddesi biliyorsunuz. Hiç kimse kendisini yakınlarının suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Susma hakkımı kullanıyorum. Ben yaptım. Ama detaylarını vermek istemiyorum dedi. Biz de dedik ki bu diğer sanıkların üzerindeki suçu hafifletebilmek, onları potanın dışına atabilmek amacıyla dermeyan edilmiş. Şahsi cezasızlık sebebinden faydalanmak amacıyla dermeyan edilmiş. Kötü niyetli bir iddiadır dedi. Şunu merak ediyorum ben şimdi. Elbette ki kimse kendi yakınlarını suçlamak, kendi yakınlarını suçlayıcı beyanda bulamaz. Ya da aile bireyini korumakta ötürü suçlanamıyor. Ancak cinayete iştirak ya da cinayet delilinin ortadan kaldırmasına iştirak etmek bir suç değil mi? Evet, orada şahsi cezasızlık sebebi yok. Çok doğru bir tespit. 281. maddeye göre suç delillerini gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, tarif etmek kesinlikle ve kesinlikle burada eş, karı, koca, kardeş olması çok ehemmiyet arz etmiyor. Ondandır ki anne Tülay Makbule Gariboğlu hali hazırda yargılanıyor bu hükümden mütevellit. Baba ile ilgili tanzim edilen iddianame ise tamamen cinayete iştirak. Yani küçüğe karşı vahşice, tasarlayarak, hunharca adam öldürmeye iştirakten babayla ilgili iddianame tanzim edilmişti. Anne de ise suç delillerini gizleme. Dolayısıyla anne de baba da kardeş de 197 gün boyunca saklarsa eğer sanığı şahsi cezasızlık sebebi. Zaten onunla ilgili bir telkin gelmiş ki sanık da bu celsede böyle bir şey söyledi. Ama delilleri kaydetmek yine de suç. Kesinlikle suç. Ve evde bir temizlik yapılmıştı değil mi? Kesinlikle. Şimdi çok önemli bir noktaya atıf yapmak istiyorum. Şimdi annenin beyanları bir iki tane kusmuk lekesi vardı diyor. Şu görüntüleri hemen hemen ilk izleyen insanlardan bir tanesi benim. İlk izleyenim hatta. Çünkü dosyada var, bizde ve karşı tarafta kimse de yok. Onun dışında biz bunlara eşliğinde savunma yapma talebimizi dermeyan ettiğimizde mahkeme bize şunu bile sordu. Bu dosyada var mı bu görüntüler diye. Var dedik, işte ara verdi, bir baktı gerçekten var mı yok mu, teyidini yaptı. Orada şunu görüyoruz, cinayetin üzerinden 7-8 saat belki geçmiş, hala kan, hala olağanüstü bir kanama var maktulenin kafasında. İnsan vücudunda ortalama 5,5-6 litre kan var ve o görüntülerle de sabit olduğu üzere 2 kişi ancak maktuleyi taşıyabiliyor. 3 katlı bir ev, oradan oraya, odalardan değişik odalara, müteahhit odalara taşıyorsun, işte valize sokuyorsun ve evde hiç kanama yok, hiç kan yok, hiçbir suç delili yok. Yani bunun hukuken ve fiilen bunu kabul etmeye olanak imkan yok. Şüphesiz ki orada bir temizlik yapılmış diye düşünüyorum. Olay mahalline ilk intikal eden işte Tülay Makbule Gariboğlu ve öğretmenle gitmişler. O aşamada 7'den sonraki süreç içerisinde, 19.00'dan sonraki süreç içerisinde... Yani önce annesi mi gitmiş eve? Evet, İngilizce öğretmeniyle, çocuğunun öğretmeniyle birlikte gidiyor. Ben 2 saat sonra ancak Cem'i fark ettim pijamayla diyor, 21.00'da fark edebildim diyor. Ben sadece kusmuğa benzer lekeler olduğunu gördüm. Alkol almıştır diye düşündüm. Telaşlanıp babasını arayıp haber verdim diyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi fizik kurallarına aykırı bir durum. 5,5-6 litre kan. Fakat bu polislerin ifadeleri çelişmiyor mu bu annenin söyledikleri? Yani polislerin ifadeleriyle de çelişiyor. Dosyanın münderecatıyla da çelişiyor. Biz özellikle duruşmada da sorduk. Dedik ki yani alkol var mıydı yok muydu? Ağzı kokmuyordu ama kusmuktan alkol olabileceğine dair bir kanaat ve intiba hasıl oldu bende dedi. Anne. Evet öyle söyledi ama sanığın kendisinin beyanları zaten ben 3 duble vodka içtim. Ondan sonra cinnet geçirdim. Onun üzerine yaptım diyordu biliyorsun. Peki cinayet günüyle ilgili soracağım cinayet günüyle ilgili ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu iddianame aileyi yani Karabulut ailesini tatmin eden bir iddianame mi? Şimdi şundan hiç şüphesi yok ailenin. Soruşturma makamları çok iyi niyetli çalıştılar. Ellerinden geldiğince özen ve hassasiyet gösterdiler. Bütün delilleri toplamaya çalıştılar. Bütün tanıkları dinlemeye çalıştılar. Ama gelinen noktada iddianamede 197 günlük süreçle ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Cinayetin sebebi. Çünkü bu insanın insan olma vasfına aykırı bir evet, şey. Cinayetin sebebi. Yani
Çünkü hani hiçbir şey makul ve meşru kılmaz bir cinayeti ama işte hakaret ederler, şeref haysiyetini rencide ederler, bir işte kıskançlık olur vesaire, yine anlaşılabilir makul, meşru kılmamak kaydıyla bir gerekçesi var en azından anlaşılabilir ama hani 29 tane bıçak kesisi, ölmeden önce testereyle kafası kesilmiş bir kız, yani bu ne kindir, ne öfkedir, ne nefrettir, sağlıklı bir birey bunu yapabilir mi, dolayısıyla bunun sebebi ne olabilir, hele hele önceden tasarlıyorsun soğukkanlı bir şekilde testereye önceden getiriyorsun. Önceden tasarlamış mı peki? Geçen program kim, yani hep birlikte burada onu irdeledik. Görüntülerle birlikte testereyi bırakıyor. Sonra çıkıyor. Tekrar kızı alıyor. Tanık beyanlarıyla sabit. Kamera kayıtlarıyla yani eve sabit. Yani eve öldürmek üzere mi getirmiş? Biz kesinlikle öyle düşünüyoruz. İddiamız da o. Ama tabii ki nihai kararı yargı verecek. Peki bunun motifinin ne olduğu konusunda en ufak bir şey yok mu? Yok. Ne yazık ki. Biliyorsunuz kamuoyunda değişik senaryolar bu hususla ilgili yazıldı. Birden fazla şey düşünüldü. Çok böyle sansasyonel kaygılarla hareket etmediğimiz için bunlara çok şey yapmadık, atıf yapmadık. Bir ayin olabilir mi denildi veya bir ailenin önemli bir sırrı öğrenildi, ona mukabil yapıldı denildi. İşte bir fiziksel talep oldu, ona mukavemet etmek isterken kız oldu denildi. Bunun gibi birden fazla senaryolar üretildi ama gelinen noktada sebep bilinmiyor. Sadece Cem Gariboğlu'nun iddiaları var. O da diyor ki işte Teğmen'in mesajlarını gördüm. Onun üzerine çok ağır gazap, elem duydum. Haksız tarih indirimden yararlanmak için ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade orada. Onun üzerine yaptım diyor ama Teğmen de zaten bunun olmadığını, gerçek dışı olduğunu, olay günü kesinlikle görüşelim diye mesaj atmadığını, zaten erkek arkadaşının olduğunu da bildiğini soruşturma evresinde, talimatla alınan ifadesinde açıkça beyan etti. Kaldı ki maktulenin telefonu da yok. En son Etiler Hat Merkezi'nden sinyal almış ve oradan atılmış. Karşı taraf tamamen haksız tarih, çok önemli bir indirim sebebi. Ondan yararlanmak amacıyla böyle bir ifade. Yani Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut'un telefonunu da daha eve gitmeden önce ortadan kaldırmış mı? Eve gittikten sonra, cinayet vuku bulduktan sonra 18.46'da sanık, gitar kılıfı ve valizle birlikte evden çıkıyor. Son kamera kayıtları zaten onu gösteriyor. Akabinde taksiye biniyor. Telefon cinayetten sonra ortadan kayboluyor. Evet, taksiye biniyor. Çöp konteyneri, babaannesinin evinin önündeki çöp konteynerine atıyor ve Akmerkez'e kahve içmeye gidiyor. Orada hatta bir arkadaşıyla karşılaşıyor, sohbet ediyorlar. Cinayetten sonra Akmerkez'e kahve içmeye gidiyor. Evet, ondan sonra bir arkadaşıyla merhabalaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Onun da dosyada beyanları var. Sonrasında zaten telefonun akıbeti bilinmiyor. Cinayetin işlendiği saat netlik olarak belli mi? 15.00'da maktule ile sanık eve giriyorlar. Maktule arka kapıda, sanık önden zannediyorum, onu arka kapıdan içeri alıyor. 18.46'da da bir bavul ve gitar kılıfı ile, tabii kamera kayıtlarının saatlerine göre 20-25 dakika oynama olabilir takriben. 18.46'da dışarı çıkıyorlar. 3 saat 46 dakikalık dilim içerisinde cinayet vuku bulmuş. Bu arada evde o süreç içinde temizleniyor. Hayır efendim. Cem Gariboğlu çıkıyor evden. Takriben 15 dakika sonra annesi, İngilizce öğretmeni geliyorlar. Onlar ders çalışmak üzere üst kata çıkıyorlar. O zaman dilimi içerisinde ev temizleniyor. Yani 3-4 saat sonra takriben polisler mahalle gidiyor. Ve o zaman dilimi içerisinde ev temizleniyor. Yani Cem Gariboğlu cinayeti işleyip ardından evi temizlemiyor. Hayır, temizlemiyor. Belki yüzeysel, çünkü kendisinin beyanları var. Mesela bu iki gömlek ve bir içliğe. Kan nereden başladı? Yerleri sildim diyor. Yüzeysel bir temizlik şüphesiz ki yapıyordur ama kanaatimizce dosya münderecatıyla da sabit olduğu üzere sonraki süreçte büyük ihtimalle eve ilk intikal eden anne suç delillerini gizleme iradesiyle hareket ediyor. Peki baba eve ne zaman geliyor? Şimdi baba annenin telefonuyla akabinde eve geliyor. Çocuğu alıyor. O sırada birazdan etraflıca konuşacağız. Polisler kendilerine yol veriyorlar. Dışarı çıkıyor. Çocuğu profesörler sitesine bırakıyor. Tekrar geliyor mahalle. Bir bakıyor polis ve jandarma şimdi tekrar dönüyor. Tam olarak şimdi Cem Gariboğlu saat 15 sıralarında eve giriyor. Münevver Karabulut'la beraber. Evet. Oradaki 3 saatlik süreç içerisinde bir yerde cinayeti işliyor. Evet. Sonra evden tek başına çıkıyor. O sırada evde kimse var mı? İşte evin arka kapısındaki kamera kayıtları kırık. İddianameyle de sabit bu. Öncesinde kırılmış olabilir, sonrasında kırılmış olabilir, gerçekten kırık olabilir. Dolayısıyla arka kapıdan eve girip çıkanları biz bilmiyoruz. Ama bizim tezimiz, tespitlerimiz, özellikle savunma huzurunda savunma yapmak istediğimiz olay yeri CD'si bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ortaya koyuyor. Bu fizik kuralları. En azından sonrasını tek başına yapmak zor herhalde. Ya sonrasını zaten tek başına yapmasına imkan yok. Yani çünkü kesiyor, iki ayrı çantaya koyuyor, vücudu evet. Bir bavula. Kesik başı bir gitar kutusuna koyuyor. Bunları arabaya götürüyor, taksiye götürüyor değil evet, mi? Evet, taksiye tek götürüyor, onu görüyoruz onu zaten. Onu görüyoruz, kamerada var o. Sonra hatta taksi şoförü kendisine bir espri yapıyor. Ne var bunların içinde, ceset mi var, çok ağır diyor. Korsan taksiyle zannediyorum.
ücretini veriyor. Babaannesinin evinin önündeki çöp konteynerına bırakıyor. O sırada güvenlik görevlileri olaya tanık oluyor ve gerçekten çok önemli bir şey yaptı. Allah razı olsun. Emin Deli Dolu diye bir kağıt toplayan vatandaşımız çok büyük bir duyarlılık göstererek olaya tanık oluyor. Belki o tanık olmazsa, onu yakalamazsa bugün biz bunların hiçbirini konuşuyor olmayacağız. Belki bu süreç bu noktaya kadar gelmeyecek. Tabii ki kamuoyunun, basının, sizin gibi çok değerli televizyoncuların, gazetecilerin çok emeği, katkısı var. Olayı hep yukarıda tuttular. Bir toplumsal hassasiyetle duyarlılık oluştu ama bence bu sürecin kahramanlarından biri de Emin Deli Dolu'dur. Çünkü o bulmasa belki o konteyner çöp kutusuna atılacak, evet, ve o ceset ve akabindeki diğer delillere ulaşılamayacak gelinen noktada. Dolayısıyla onun bulması, güvenliğe haber vermesi. Peki Cem Gariboğlu'nu cesedi oraya atarken görenler de var değil mi? Tabii. İki güvenlik görevlisi görüyor. İki güvenlik görevlisi görüyor. Cem cesedi evden tek başına çıkıyor görüntülerde. Cesedi götürüp atıyor. İki güvenlik görevlisi kendisini görüyor. Cem Gariboğlu oradan çıkıp kahve içmeye gidiyor. Evet, Ak Merkez'e gidiyor. Yani Ak Merkez'e kahve içiyor. Sonra eve geri dönüyor. Evet, annesi arıyor. Zannediyorum kusmukları vesaire görüyor. Bu ne, anne geldiğinde diyor. Cem evde yok. Yok, doğrudur. Fakat anne diyor ki ben 21.00'da bir baktım, pijamasıyla Cem'i gördüm diyor. Yani sen aynı evde yaşıyorsun, aynı havayı teneffüs ediyorsun ama oğlunun evde olup olmadığından bir habersin. Yani mantık kurallarına aykırı bir şey. 21.00'da ben Cem'i gördüm diyor. Peki yani evde ne vardı? 6 litre kan, paramparça edilmiş, bileklerde kesikler, ters V şeklinde kesik, göbekte keza yine bileklerde sigara söndürülmüş, testereyle kafa kesilmiş, 6 litre kan nerede? Bir iki kusmuk vardı köşelerde, başka bir şey görmedim diyor. Sanık Cem Gariboğlu temizlemişse de yüzeysel temizlemiştir. Derinlemesine suç delillerini önemli ölçüde karartan, işte bıçak veya bıçaklar otopsi raporuna göre. Peki, İngilizce öğretmeni saklayan, diyor. İngilizce öğretmeni duruşmada geldi, ben hiçbir şey görmedim. Yukarı çıktım, dersimi verdim, dışarı kime çıktım dedi. Kime ders veriyor, kardeşine mi? Sanığın kardeşine. Peki babayla ilgili iddialar neydi? Babayla ilgili buradaki çok en temel iddia cinayete iştiraken işlediğine dair. Nereden çıkıyor peki cinayete iştirak ettiği? İki tane temel argüman vardı iddianameye baktığımız zaman. Birincisi sabah bir valizle çıkıyor. Üçüncü kişilerde yurt dışına veya seyahate gidiyormuş kanaat ve intibamı uyandırmak amacıyla sabah. Cinayet sabahı. Bir valizle daha cinayet çıkıyor. İşlememiş yani. Evet, cinayet sabahı aynı gün 3-3-2009 günü sabah evden çıkarken üçüncü kişilerde şehir dışına, yurt dışına gidecek ne dair bir kanaat ve intiba uyandırmak amacıyla valizle dışarı çıkıyor. Ondan sonra biliyorsunuz iki gömlek ve bir içlikte maktulenin kanı çıktı. Babanın da genotipleri çıktı. Yani biyolojik maddeleri, YSTR'e DNA'ları çıktı. Dolayısıyla o gömlek ve içliği babanın giydiği sabit. Maktulenin kanlarının olduğu da sabit. Biz sanık Cem Gariboğlu teslim olmadan 3-4 gün önce göreve geldik. Ben şahsen o süreçte geldim. Gelir gelmez bir tatbikat talebim oldu ve sanığa sorulmasını istediğim ilk soru da bu iki gömlek ve bir içliğe kan nereden bulaştı şeklinde oldu. Soruşturma makamları bu soruyu sordu. Sanık dedi ki cinayetin hemen akabinde ben yerleri sildim. Hemen onları çamaşır sepetine attım yerleri sildikten sonra. Akabinde soruşturma makamları, savcı beyler açma kapama tutanağıyla bunun gerçekten yer silme mahiyetinde bulaşıp bulaşamayacağını tespit etmeye çalıştılar. Ama kanlar kısım kısım. Yeri silsen kan içinde olur. Evet zaten. Kısım kısım olması hasebiyle ya dokunma ya değme ya fışkırmadır denildi. Buna dair bir tespit yapıldı çıplak gözle. Dolayısıyla eylem vuku bulurken, cinayet işlenirken o gömlek ve içliği giyenler orada. Bilirkişi tarafından sabit mi? Bu iddianameyle sabit olan husus. Bundan ötürü zaten en kuvvetli delil de bu olması hasebiyle baba ağırlaştırılmış müebbetle yargılandı. Hali hazırda da yargılanıyor. Ve iştirak halinde küçüğe karşı, çünkü maktule de küçük, daha 18 yaşını ikmal etmeden önce maktule de öldürülüyor. Bundan mütevellit küçüğe karşı tasarlayarak vahşice adam öldürme suçunu iştirak ettiğine dair bir iddianame tanzim edildi. Mahkeme bunun üzerinde inceleme yapmadan, bunu değerlendirmeden, bizim talebimiz oldu. Adli tıpın saygınlığı, güvenilirliği tartışılır haldedir. Skandallar ortada aşikar. Hepimiz biliyoruz, bütün kamuoyu. Ne yazık ki ailenin güveni kalmamıştır. Gerekirse teknik uzman bilirkişiler de gelsin ama bizim huzurumuzda o gömlek ve içlik incelensin. Biz de çıplak gözle bunları görelim. Biz de o dosyadaki mübrez delile müessir olalım. Farkında olalım dedik. O talebimiz kabul görmedi şimdilik. Ona dair inceleme yapılmadan şu olay yeri silisiyle... Bununla ilgili rapor zaten yok mu var? Savcıların açma kapama tutanağı var. Açıp kapama yapmışlar ve demişler ki bu fışkırmadır, dokunmadır, değmedir. Dolayısıyla eylem vuku bulurken bunu giyen oradaydı. Biz tabii ki
masumiyet karinesi aksi sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur. Suç ve cezada şahsilikine anayasal bir ilki. Bunları bir hukukçu olarak sonuna kadar şüphesiz ki savunuyoruz ama hani bu isnadı çürütebilmek için de öncelikle bu iki gömlek ve bir içliğe kanın nasıl, nerede, hangi şekilde bulaştığını ortaya koyabilmek lazım. İddianame babanın arka kapıdan girdiğini, arka kapının kameralarının kırık olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine tanzim edilmiş cinayet iddianame. Anında baba içeride o zaman. Evet. Bak. Evet, ya cinayet anında veya sonrasında içeride veya sonraki süreçte geliyor, arka kapıdan giriyor ve bunu ifade ediyor. Tabii bu iddianamede belirtilen olay. İddianame böyle bir isnatta bulunmuş. Bundan mütevellit de zaten iştirakten yargılandı baba. Halihazırda da yargılaması devam ediyor. Tahliye edildi ama hukuk süreç devam ediyor. Fakat şimdi baktığınız zaman Cem Gareboğlu'nun tasarlayarak öldürmedim demesinde de bana göre, bilmiyorum tabii sizin kadar konuya hakim değilim, bana göre bir makuliyet var. Yani hani tasarlamamış olabilir mi diye insan aklına geliyor. Niye? Testereye gidip sonradan alması. Değil mi, testereyi sonra alıyor? Hayır, önce. Testereyi önce alıyor. Geçen programda görüntülerde ilk defa bu ekranlarda insanlar gördüler. Beyaz bir poşetin içerisinde alıyor, geliyor. Testerenin alındığı alışveriş merkezinin kamera kayıtlarıyla da bu sabit. Oradaki tanık beyanlarının, yani onu satan tanık beyanları da bir tanesi 1-2 arası, bir tanesi 2-3 arası diyor. Cinayetten önce alındığını onlar da ortaya koyuyorlar hakeza. Dolayısıyla bir de otopsi raporunda tespit var. Çok önemli, çok affınıza sığınıyorum. Orada da ölümün gerekçesi iç organların parçalanmasıyla usule gelen iç kanama ile omurun kesilmesinden mütevellit dış kanamanın müşterek etkisi diyor. Yani omur kesisi bir ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Demek ki canlı kendi. Dolayısıyla bütün bu kriminal verileri bir araya getirdiğimizde testerenin önceden alındığı, maktulenin de canlıyken kafasının kesildiği sonucuna varılıyor. Peki şimdi 12-1 arasında bir yerde testere alıyor. Münevver'le ne zaman buluşuyor ve nerede buluşuyor? Okul çıkışında alıyor. Saat kaç? İşte 12.05 gibi testereyi bırakıyor, dönüyor. Tabii o 20-25 dakika yanılsam apayı olabilir söyledim. O kamera kayıtlarında dakikalarda bir oynama var. Önce gidiyor 12-25 gibi alışveriş merkezinden kayıtlardan testereyi alıyor. Tekrar eve bırakıyor. Hiç durmadan taksisine biniyor. Maktule'yi alıyor. 15.00 sularında da okul çıkışından. Zaten bütün arkadaşları da görüyorlar aldı. Tabii ki. Yani bunu vakıf oluyorlar ve görüyorlar Nişantaşı'nda. Nişantaşı'na alıp geliyor. Yani o zaman demek ki bu bir anlık cinnet değil mi? Yani biz de öyle olmadığını düşünüyoruz. Bütün bu savunmaların hepsinde bir ipucu var aslında. Birer cümleyle özetlemek gerekirse, niye bir an cinnet geçirdim diyor. Haksız tahrik çok önemli. Şunu söyleyeyim önce. Niye tasarlamadım diyor. Tasarlamak müebbeten ağırlaştırılmış müebbete giden yoldur. O ağırlatıcı sebepten kurtulmak için bunu söylüyor. Tasarlama yok diyor. Niye ben teğmenin mesajını gördüm, tahrik oldum, onun etkisiyle yaptım diyor. Haksız tahrik cezayı 12 yıla kadar düşüren çok önemli Türk Ceza Kanunu genel kısmındaki bir indirim sebebidir. Bundan yararlanmak için niye yaş küçüklüğü diyor. 31'e göre yaş küçüklüğü 1/3 düşürür. 8 yıl olur. Niye ben kendim teslim oldum diyor. 1/6 hafifletici sebeplerden yararlanmak takriben 5-5,5 yıla cezayı indirmek amacıyla kurgulanmış bir senaryo. Biz bunların tamamını çürütüyoruz yaş küçüklüğü hariç olmak kaydıyla. Diyoruz ki teğmenin ifadeleri var. Ortada telefon da yok. Teğmen ben onun erkek arkadaşının olduğunu biliyordum. Yazlıkta tanışmıştık. Mesaj içeriğinde bana arkadaşımla birlikteyim dedi diyor. Benim de görüşme talebim olmadı diyor. Kaldı ki telefon da zaten ortada yok. Bu tamamen telefon da ortada olmadığı için haksız tahrik çok önemli bir indirim sebebi. Ondan yararlanmak amacıyla yapılıyor. Kaldı ki çok önemli bir nokta daha var. Bizim hukuk sistemimizde Yargıtay'ın yerleşmiş, kemikleşmiş müstekar içtihadıdır. Eşler ve nişanlılar kıskandım da eşimi öldürdüm deyip haksız tahrik indiriminden faydalanabilir. Çünkü arada bir sadakat bağı var. Henüz nişanlanmamış veya bir evlilik birliği doğmamış. Evet. İnsanlar böyle bir şey söylese dahi ne yapamaz? Bu indirimden yararlanamaz. Biz diyoruz ki 197 gün sonra teslim oldun. Kötü niyetli teslim oldun. Hikaye anlatıyorsun. Kurgu anlatıyorsun. Buradan da yararlanamazsın. Bir tek yaş küçük. Burada enteresan olan şu. Evin temizlenmesi için. Cem Gareboğlu anladığım kadarıyla evi cinayetten sonra kendisini temizlediğini söylüyor değil mi? Hayır. Yüzeysel anlamda bir temizlik yaptığını. Mesela iki gömlek ve bir içlikle yerleri sildiğini söylüyor. Ama yüzeysel bir temizlikle o suç delilerinin tamamını şey yapmasına imkan yok. Tabii karartmasına imkan yok. Peki evde yapılan polis incelemesinde ne bulundu? Kan izi, şu bu falan filan bulundu mu? Testere bulundu. Zaten o çok önemli bir delildi. Sanığın dolabında bulundu üst tarafta. Bıçaklar ne yazık ki bulunamadı. Kan ve kusmuk lekeleri bulundu. Kusmuk diye tabir ediliyor ama kan lekeleri bulundu kısım kısım. Kurumuş kan lekeleri bulundu.
önemli ölçüde karartılmış. Fakat yine ne kadar karartılsa kalsın. Peki bunların mesela temizlemek için bir malzeme kullanmak lazım. O temizlik malzemeleri falan bulundu mu? Neyle temizlediğine ilişkin herhangi bir şey? Ya kanlı, bezler, kanlı. O dosya münderecatında temizlik malzemeleriyle ilgili bir değerlendirme yok. Öyle bir tespit yok. Ama söylediğim gibi şeydeki çamaşır sepetindeki gömlek, içlik, yine bir iç çamaşırı bunlarla... O kadar kanı temizlemek bayağı bir iş çünkü. Çok çok zor bir bir iş. Kuvvetle muhtemel o kadar kanı temizleme iradesi gösteren zihniyet o temizlediği şeyleri de yok etmiştir diye düşünüyorum. Ya onlar bulunamadı yani. Yani bir kısmı bulundu, bir kısmı tabii ki bulunamadı. Önemli bir kısmı bulunamadı. Tabii enteresan yani bu kadar... Kafa kesiliyor, evde sadece kusma kullanıyor. Neyse bir reklam arası verelim, sonra devam edeceğiz. Evet dinleyiciler, tekrar beraberiz. Şimdi babanın savunmasına makul bir yön de var. Cep telefonu. Siz babanın evde olduğunu ve cinayete iştirak ettiğini söylediğiniz anlarda... bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam eğer... Mahkemeye sundukları cep telefonunun hangi baz istasyonlarda olduğuna dair bir bilgi var. O sırada cinayet mahallinden, evden ya da Bahçeşehir'den nereden sinyal aldı? Na dair bir savunmaları evet, var. Evet, öyle bir savunma var. Şimdi biz onu da şöyle çürütüyoruz. Biz ne diyor savunmada? Benim bildiğim kadarıyla diyor ki cinayet anında... 4.20'de Silivri'deydim. Evet. 5.20'de iş yerimde Gariboğlu Holding'teydim. Telefonlarım sinyal alıyor. Bu sinyal verileriyle bu gösteriliyor diyor. Biz de diyoruz ki iki tane telefonunuz var sizin. Birincisi bir GSM operatörünün, diğeri bir GSM operatörünün. Sinyal aldığını iddia ettiğiniz GSM operatörü şirket hattıdır. Bütün şirketin kullandığı bireylerde bulunan hattır. Diğer telefon ise zaten 12'den 9'a kadar hiç sinyal vermiyor. Hiç. Asıl kullandığınız şahsi hattınız hiç sinyal vermiyor. Ben telefonumu şoförüme veririm. Şoförümün geçtiği yerlerden bu telefon sinyal verir. O baz istasyonlarından sinyal verir. Bir senin bir görüşme kaydın var mı? Yok. OGS kaydında fotoğrafın var mı? Yok. Ben asistanıma, şoförüme, kardeşime telefonumu veririm. Onun geçtiği yerlerden o telefon sinyal alır. Tek başına telefonun o bölgelerden sinyal alması fiziken bir insanın orada olduğuna delalet etmez. Bir telefon görüşmesi, bir kayıt olur, bir OGS kaydı olur, bir fotoğraf olur onun orada olduğuna dair. Bir telefon görüşmesi yok mu onca saat boyunca o telefondan? Yani şüphesiz ki vardır ama o telefonda onun görüşüp görüşmediğini tespit edebiliyorsunuz. Zor. Türk hukukunda soruşturma... nın talebiyle, sulh cezanın kararıyla ileriye etkili olarak telefon içeriği ile ilgili tespitler yapılabiliyor. Geriye etkili olarak kim kimi aradı, kaç saniye görüştü. Dolayısıyla o arada yapılan görüşmeleri gerçekten kendisinin yapıp yapmadığını tespit etmeye imkan yok. Fakat söylediğim gibi fiziken telefonun oradan sinyal alması kişinin fiziken orada olduğuna delalet etmez. Şoförüne verirsin, kardeşine verirsin, onun geçtiği yerlerden sinyal alır. Bu tartışmalı bir konu tabii, buna bir şey dememiz mümkün değil. Bir de bir şey daha var. Evin temizlik işlerine bakan kadının anneyi, daha doğrusu aileyi Cem'le ilgili olarak uyardığı yolunda bir başka evet. iddia var. Gerçek midir bu? Gerçektir. O da geldi zaten yargılamanın safahat sırasında bunu beyan etti. Beyan bir bıçak mi? Tabii ki etti. Bir bıçak yakalamış özel eşyaların arasında veya çantasında. O kısmı net olarak hatırlamıyorum. Annesini de bu noktada uyarmış böyle böyle. Oğlunuzda bir bıçak var, gerekli tedbirleri alın, gerekli özen ve hassasiyeti gösterin diye bildirmiş. Yine bir kuru sıkı tabanca meselesi de var hakeza. Bilmiyoruz evde ne arıyor dedi aile. Hem kuru sıkı tabanca hem bıçağın olduğu geçmişte evet doğru. Ama gençlerde olabilir böyle şeyleri. Yani kuru sıkı tabanca ne olur ki? Yani kuru sıkı tabanca tek başına bir şey değil ama yani bir bıçak bir insanın çantasında bıçak olması çok garip yani. Peki bir de bu şimdi az önce gösterdik, şimdiden hiç gösterilmiş bir görüntüydü o. Olay yeri CD'si. Hı hı. Sizin olay yeriyle ilgili de galiba itirazlarınız var. İsterseniz o görüntüyü bir daha izleyelim. Hülya'cığım şu az önce yayınladığımız banttaki, evet. Bu olay yerinin cesedin bulunduğu an değil mi bu? Evet. Bu bavulun içerisinde Münevver Karabulut'un cesedi var. Evet. Yerdekiler ne? Ayakkabısı. Ayakkabı. Maktili. Bu emniyet kamerası değil mi çocuğum? Evet. Çantası? Evet. Cesedin bulunduğu çanta, torba, bavul. Gitar kılıfı. Gitar kılıfı. Altındaki de bavul. Emniyet olay yerine gelince bu görüntüleri kaydetmeye başlıyor. Evet.
Savcı Bey daha keza orada tabii. Çünkü orada kamuoyunda savcı olay yerinde yoktu diye Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın bir iddiası vardı. Aslında savcı bu görüntüler çekilirken orada. Tabii ki orada. Savcı Bey orada. Çakını yememek lazım. Bilfiil bu görüntüler çekilirken, bu inceleme yapılırken Savcı Bey orada. Detay ev içinde bütün şeyi çekiyorlar. Evet. Bavuldan dışarı bir kan sızması falan söz konusu mu? Şimdi bavuldan dışarı evet bir kısım var gerçekten. Bavul çok kalın olmasına rağmen. Şu açıdan söylüyorum, yani bavuldan eğer bavuldan dışarı çok kan sızmadıysa bu şunu gösterir. Münevver Karabulut'un çok miktarda kanı eve akmış olması evet. lazım. Bizim zaten temel iddiamız budur. Yalnız bu görüntülerle ilgili çok önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Bir tanesi şu. Biz bu görüntüler eşliğinde savunma yapmak istedik. Dedik ki adil yargılanma hakkıdır, silahların eşitliğidir. Nasıl sevgili meslektaşlarımız geçen celseye gelip haritalarla yaptıysa biz de savunma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Mahkeme buna müsbet baktı fakat duruşma günü hayır yapamazsınız, bir sonraki celse yapabilirsiniz dedi. Niçin? Yani anlam veremedik açıkçası ona. Mahkemenin takdiridir tabii ki, burada bir şey söylemek çok doğru olmaz onunla ilgili. Ama biz o savunmaları yapsaydık fizik kurallarına göre, bakın bizim savunmamız hukuki değil, fiziki. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği niye? Ortaya çıkacaktı. Niye? Bir... Kafa o kadar muntazam kesilmiş ki, yani bir insanın destek almadan bunu kesmesine imkan yok. İki, şu görüntülerde şu var. Maktulenin cesedini bavuldan iki tane görevli ancak kaldırabiliyor. Tek bir kişi, tek bir insan eliyle, 48 kilo olan bir sanık eliyle bu cesedi tek başına taşıyıp bavula koyamaz ve alelade koymuyor. Ama güvenlik görevlisi tek başına attığını görmüş Cem'in. Anlamadım. Cem Gariboğlu. Elinde sürüklerken görmüş. Hı. Sürüklerken. Ben cesedi... Çevirerek, bedenini çevirerek. Çünkü o bavula normal koşullarda o bedenin girmesine imkan da yok. Burada tabii yayınlanması mümkün değil bu görüntülerin ama ceset çevrilerek girmiş bavulun içerisine, çevrilerek. Tek bir insanın 48 kilo olan, ağırlığı olan bir insanın bunu yapmasına fizik kurallarına göre, mantık kurallarına göre, hayatın olan akışına göre imkan yok. Üç, biz elbiseler varken bıçakladık diyorlar ama elbiselerde bıçak izi çok fazla yok. Bunu da net olarak görüyoruz. Bu da ortada. Dört, ya yani soyup mu bıçaklamışlar? Elbiseler varken bıçakladım diyor sanık. Biz de diyoruz ki elbiselerde çok fazla bıçak deliği yok. 29 tane bıçak kesisi vurmuşsun sen ya. Yani elbiselerde bıçak kesisi yok doğru düzgün baktığın zaman incelemede. Soyunuk olabilme ihtimali de kuvvetli muhtemeldir diyoruz. Bu bizim tezimiz. Şu inceleme bize yaptırılabilseydi bu görüntüler eşliğinde savunma, ki aileyi biz dışarı çıkaracaktık. Çünkü aile kesinlikle münderecatının içeriğini bunu izlemedi. İzlemesine olanak yok. Şu anda hali hazırda da izlemiyor zaten. İncitmesin diye onu dışarı çıkarak bu savunmamızı yapacaktık ki maddi gerçek ortaya çıksın tam anlamıyla. Dördüncüsü, maktulenin kafasını yere bırakıyorlar ki orada evet soruşturma makamını gerçekten çok 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 iyi niyetli olduğunu söylüyoruz ama orada ne yazık ki orada da bir skandal var. Biliyorsunuz olay yeri incelemede cesedi steril bir bezin üzerine koyarsın ki o biyolojik maddeler ne olmasın, bulaşmasın, kaçmasın, karartılmasın. Yere bırakılıyor olduğu gibi beden ve kafa. Ne oluyor bu sefer? Ceset çevriliyor. Orada topraklar, biyolojik maddeler gidiyor. YSTR DNA'lar gidiyor. Ben ilk otopsiyi okuduğumda toprak, Allah Allah diyordum ya. Maktulenin sırtında toprak var. Sonradan görüntüleri izledikten sonra yerden bu kuvvetle muhtemel bulaştı diye düşündük. Dolayısıyla orada ciddi bir skandal var. Olay yeri inceleme yapılırken mutlaka steril bir bezin üzerine, adli tıp uzmanları da bunu söyleyecektir. Mutlaka steril bir bezin üzerine konulması lazım. Orada bütün biyolojik maddeler gitmiş. Kafayı dışarı çıkardığında bile oluk oluk kan akıyor. O halde bile. Yani olayın üzerinden 5-6 saat geçmiş. Şimdi bu maddi gerçek karşısında sanık Tülay Makbule Gariboğlu diyor ki ben eve girdiğimde 2-3 tane kusmuk vardı. Evet. Onun dışında bir şey görmedim. Bu da bunun gerçek dışı olduğunu ortaya koyan bir argüman. Bütün bu veriler, cesedin konuluş şekli, tek kişinin kaldıramayacağı, kafanın muntazam kesilmesi tek başına işlenemeyeceğini gösteriyor. Bir de şoför Ahmet Batur'un bir şeyi var. Cezaevinde kendisine Ferdi adında bir avukat gönderildiğini ve baskı uyguladığına dair bir takım iddiaları var. Evet. Yani bunun üzerine tabii bir kısım tartışmalar da yaşandı. İki celse de şoför iki duruşmaya da iştirak ederek ben cezaevindeyken ifademi değiştirilmem hususunda Ayam Gariboğlu tarafından Ferdi isimli bir avukat gönderildi ve bana psikolojik baskı uygulandı dedi. Ki mahkemeye mi söyledi bunu? Tabii ki. Hayam Gariboğlu ile ilgili en önemli zaten beyanı da şoförün beyanı. Çünkü şoför diyor ki cinayet gecesi
Cem Gariboğlu'nu babası çağırdı. Dışarı çıktılar profesörler sitesinden. Hayam Gariboğlu'nun arabasına bindi. Hayam Gariboğlu camı açtı. Beni burada görmedin, ben burada yokum dedi. Cem'i yanına aldı gitti. Cinayetten hemen sonra. Evet, yani cinayet gecesi. Cinayet gecesi, evet. Ceset atıldıktan hemen sonra. Ondan sonrası zaten bilinmiyor dosyada. Bu ceset atıldığı yer değil mi profesör sitesi? Hayır, Beylikdüzü. Şimdi şöyle izah edeyim. Çöp konteynerine ceset atılıyor. Evet. Çocuk Akmerkez'e gidiyor. Sanık Akmerkez'e gidiyor. Kahve içiyor. Akabinde tekrar eve dönüyor. Eve dönüyor. Annesi kendisini görüyor. Evdeki lekeleri de görüyor. Babasını haber veriyor. Biliyor. Babası eve geliyor. Sanığı alıyor. Profesörler sitesine, Beylikdüzü'ne, şirketin dairelerin olduğu yere götürüyor. İki güvenlik, iki genel müdür ve bir şoför de bu süreçte ona yardımcı oluyor. Şöyle ki güvenliklerden bir tanesi, daha doğrusu genel müdürlerden bir tanesi şoföre bir rakı al gel diyor. Şoför de diyor ne rakısı abi, bir rakı al gel diyor. Ne rakısı abi diyor, çabuk rakı al gel dedim diyor. Oradaki kasıt anahtarlar şoförde olduğu için şoför net olarak onu ifşa etmemek amacıyla şoföre bu şekilde gel diyorlar. Şoför geliyor, al bunu alt tarafa bodrum kata indir diyorlar. Şoför alıp birinci kata indiriyor. Cem Gariboğlu. Evet, şoförün beyanları bunlar. Bir saat sonra ne tabii onların süreçle ilgili bilgisi var mı yok mu bilmiyoruz. İlk gece sadece mahtuf. Sakla demişlerdir. Belki de saklamıştır ya da gerçekten eylemin ne olduğunu biliyorlardır. O konuda bir açıklık yok. Kimseye bir isnatta bulunmayalım ama o arada baba geliyor. Gel oğlum dışarı diyor bir saat sonra. Babayla dışarı çıkıyor. Hayam Gariboğlu'nun arabasına, siyah Megane'a, Passat'a biniyor ve oradan uzaklaşıyor. Şoför bunu söylüyor. Dolayısıyla Hayam Gariboğlu ile ilgili isnadı şoför belirliyor. Şoförün beyanları en önemli delil. Bundan mütevellit iki celsedir istikrarlı olarak şoför cezaevinden bana psikolojik baskı uygulanıyor. Cezaevinden bana benim ifadelerimi yönlendirmek amacıyla bir ferdi isimli bir avukat gönderiliyor diyor. Biz de bunu şey yaparak dedik ki, bunu göz önüne alarak dedik ki, yani şoför Ahmet Batur bir yıl aşkın bir süredir tutuklu, bir yıla aşkın bir süredir. Ve olaya müdahalesi ilk gece, sonrasını bilmiyoruz müdahale edip etmediğini. 197 günlük süreçle ilgili en önemli sanık olan Hayam Gariboğlu, taraflar aynı. Maddi vaka aynı, isnat edilen suç aynı. Alt sınır aynı, üst sınır aynı. Suçluyu kayırma, ikisinde de aynı. Bir yıl bir aydır bu tutuklu, fakat Hayam Gariboğlu tutuklanmamış dahi. Şimdi ekonomik durumu, sosyal ilişkileri itibariyle şoför Ahmet Batur mu delilleri karartmaya dahildir yoksa Hayam Gariboğlu mu? Bu manidardır dedik. Karşı taraf tepki gösterdi. Manidar ne demek? Gerçekten manidardır. Şimdi kaldı ki suç delillerini karartmaya dahil iradesi de fiilen ortaya çıkmış oluyor şoför Ahmet Batur'un beyanlarından sonra. Cezaevine ferdi isimli bir avukatı gönderdi, psikolojik baskı uyguladı diyerek. Hal böyleyken birinin tutuklanması bir yıl bir ay, diğerinin tutuklanmaması manidardır. Bu vebal bir günah hepimizindir. Gelin lütfen adaletin tecellisine hepimiz katkı sunalım şeklinde bir savunma yaptık ve bu sanıkların da tutuklanmasını talep ettik. Fakat mahkeme bu talebimizi de reddetti. Tutuklama bir ceza değil, güvenlik tedbiri. En önemli amacı ve gerekçesi de suç delillerinin karartılmasının engellenmesi. Acaba şoför mü dahildir suç delillerini karartmaya yoksa sanık Hayam Gariboğlu mu? Taraflar maddi vaka aynı, sevk maddesi aynı, isnat edilen suç aynı. Birini tutukluyorsun, diğerini tutuklamıyorsun. Kaldı ki diğeri suç delillerini gizlemeye çalışıyor. Peki yine bir başka isnadınız vardı sizin. Evde 700 bin euro. Dolar. 700 bin benim dolar. Benim değil. Babanın. Babanın, evet. Tabii Süreyya Bey'in. Tabii babanın, Süreyya Bey'in çektiği büyük acılardan sonra yani ruhsal dengesinin biraz bozulduğunu, evet, hep beraber gözlemledik. Ama bu iddia neye dayanıyor? Şimdi sanık yakalanmasından 4-5 gün önce biz vekaleti aldık. Bu önceki süreçte derman edilmiş iddialardı. Ben de tabii gelir gelmez onu da sordum. Özellikle bu nedir, dayanağı nedir? Sanıklardan biri, çok fazla özel bir sohbet olduğu için detaylarına da girmek istemiyorum. Yargılama selametini de etkilememek amacıyla sanıklardan birisi kendisi ikrar etmiş. Demiş ki evet böyle böyle bir para bulduk ve tutanağa geçmedik. Pasaportları da bulduk, tutanağa geçmedik diye emniyet mensuplarından bir tanesi Süreyya Bey'e söylüyor. O an orada bir gazeteci arkadaşımız da mevcut. O da bunlara tanık oluyor ve ifade vereceğini akabinde söylüyor basın mensubu arkadaşımız. Tabii Süreyya Bey bunu bana aktardığında biz hukukçu gibi durmaya çalıştığımız için bilgi belge biz olmadan... Polisler onunla ilgili ifadeleri aldık. Hülya'cığım şu ifadeleri ekrana getirebilirsem... Polisler söylüyor ama 700 bin eurodan bahsedilmiyor. Daha, evet, düşük miktar, 700 bin eurodan bahsedilmiyor. Daha düşük miktarda bir paradan bahsediyor ama çok çelişkiler de var ifadelerde. Evet. Emniyet mensubu ifadesi. Onu bir ekrana getirirsek ifadedeki çelişkiler de daha iyi ortaya çıkacak. 3 Mart 2009 günü Etiler'de saat 20 sıralarında Münevver Karabulut'un cesedi bulundu.
Saat 20.10 civarında cesedin bulunduğu mahalleye vardık. Gittiğimizde maktulün kimliği ve adresi tespit edilmişti. Saat 20.45 civarında maktulün ailesinin bulunduğu Şişli Fulya'ya gittik. Evde anne baba vardı. Elektrikler kesikti. Kızlarını sorduk, dershaneye gittiğini söylediler. Arkadaşlarına ulaşmalarını istedik. Aynı binada oturan bir kız arkadaşı, maktulün okul çıkışı Cem Gariboğlu ile ticari taksiye binerek ayrıldığını söyledi. Elektrikler gelince maktulün bilgisayarına girdik. Cem Garipoğlu'nun resmini flash diske aldık. Cem'i tanıyan maktulün ağabeyi Enver'i alarak cinayet şubesine geldik. Cesedin bırakıldığını gören bir tanık, robot resme gerek yok, şahıs budur diyerek Garipoğlu'nu teşhis etti. Saat 22.30 sıralarında maktulün kardeşi, polisler Sami Avcı ve Ahmet Burak Demirbaş'la Cem'in ikametine hareket ettik. Enver evi net bilmiyordu. Bahçeşehir Jandarması'na geldik. Jandarma yeniydi. Karakol komutanına ulaşıldı. 5-10 dakika zaman kaybettik. 23.15 civarında villanın yanına geldik. Askerler etrafı sardı. Bu arada biz binaya gelmeden önce jandarma aracını arkadan takip ediyorduk. Ters yöndü. Karşıdan gelen gri renkli bir Megane araca yol verdik. Sonradan bu araçla villaya gelmeden önce Cem ve babasının gittiğini öğrendik. Evde bulunan Cem'in kız kardeşi 5 dakika önce babamla çıktı dedi. Polis Ahmet Burak dışarıda çevreyi kontrol etti. İçeriye girdiğinde az önce yol verdiğimiz Megane aracın sitenin içine girdiğini ve tekrar U dönüşü yaparak çıktığını, plakasını aldığını söyledi. Binanın orta katının merdiven korkuluklarına yaslanmış şekilde seyahat çantasına benzeyen bir çanta vardı. İçinde 4 deste civarında 30-40 bin euroyu bulan çoğunluğu yüzlük para vardı. Arama sırasında binanın üst katında Cem'in babasının odasında pilotların kullandığı seyahat çantasına benzeyen bir çantada dağınık vaziyette euro vardı. Suç konusuyla ilgili olmadığı için tutanağı da geçmeden Tülay Makbule'ye teslim ettik. Saat 6.30 civarında şikayete konu olan Villa 73'ün arkasındaki bir kameranın sağlıklı görüntü kaydedemediğine dair tutanağı düzenleyip şubeye geri döndük. Sonra Başkomiser Aydın Türk çevredeki tüm kameraların incelenmesi talimatını verdi. 5 Mart günü Gökmen'le birlikte jandarma karakol komutanı Deniz Deniz'i alarak tüm çevredeki kameraları inceledik. Fakat herhangi bir kayıt bulamadık. Evet, şimdi bir çelişki polislerin verdiği. Birisi diyor ki parayı merdivende bir çantada bulduk diyor. Diğeri pilot çantasında yukarıda odada bulduk babanın diyor. Babanın odasında diyor. Babanın odasında bulduk diyor. Orada bir çelişki var. Evet. Yani nerede bulunduğu konusunda. Hadi onu geçelim. Şimdi orada yine emniyet mensubu diyor ki biz parayı anneye teslim ettik diyor. Fakat şimdi bende tutanaklar var. Baba diyor ki bu konuya cevap vermek istiyorum bu iddia üzerine. Evinde bu miktar para yoktu. Belirten tarihte çantamda 30 bin dolar civarında para vardı. Bu para da arama sonrasında bana teslim edildi. Şimdi orada anneye teslim ettik diyor. Burada baba bana teslim edildi diyor. Burada dolar diyor. Orada euro diyor. Ne oluyor böyle? Bir defa hiç emniyet mensupları sanık. Emniyet mensupları hiç paraya bakmadık. 50'lik, 100'lük, 500 euroluk desteler vardı diyor. Paraya bakmadan onun miktarını nasıl tespit edebilirsin? Bir. Biri kesin 13 bin euro diyor, diğeri 40 bin euro diyor. İşte baba 30 bin dolar diyor. Süreyya Bey o dönemde 700 bin dolar demişti. Dedi. Hepimiz belki kamuoyu Süreyya Bey iyi kötü ayırt edemiyor, akla uygun hareket edemiyor. Olayın vehametiyle böyle konuşma dedik. Ciddiye almadık, ciddiye almadık. Evet, gelinen noktada tanzim edilen iddianameyle açılan davayla o iddiaların hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Bir para var ve bu para tutanağa geçmemiş. Burada birkaç tane soru var. Makul soru insanın kafasında. Ben de mesela benim de birkaç makul soru var. Mesela şimdi Renault Megane evin bulunduğu yer bir çıkmaz sokak. Şimdi oradan çıkan bir otomobil en azından durdurulmaz mı? Kimlik tespiti yapılır, durdurulur. Sen olay mahalline gidiyorsun ya. Geniş bir güvenlik önlemi alman lazım. Sen cinayet mahalline gidiyorsun. Elinde çok önemli sanığın fotoğrafı var. Hadi ilkinde kaçırırlar. Araba geri dönmüş gelmiş yine serbest bırakıyorlar. Yine serbest bırakıyorlar. Nasıl plakasını bu alıyorlar. Yani bu çok ciddi bir ihmal. Bunu yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Bunu anlatmaya imkan yok. Oraya gelene kadar ev jandarmanın hemen arkasında, yürüyüş mesafesi 60 saniye, 20 dakikada gidiyorsun. Sanıklar 5-10 dakika diyor ama 20 dakika. 20 dakikada arkadaki cinayet mahalline gidebiliyorsun. Bir, yakalamaya gittiğin adamları gidip alırken yol veriyorsun. Yani sanıklara yol veriyorsun. Evet, yakalamak istediğin adamlara yol veriyorsun. Durdurursun, kimlik tespiti yaparsın. Elinde fotoğraf var. Bilgisayardan fotoğrafları almışsın. Karşında da fotoğraftaki şahıs var değil mi? İnsan bir bakar ya bu kim geliyor ve cinayet mahallinin oradan çıkıyor. Durdurursun, alırsın. Peki burada ihbar jandarmada mı polisle mi? Her ikisinde de.
Yani her ikisinde de ağırlıklı benim kanaatimce tabii ki onun kararını yüce mahkeme verecektir. Emniyette daha fazla ihmal olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama jandarmada da şüphesiz ki var. Çünkü önlü arkalı gidiyorlar ve o fotoğraf kollukta. Bir her ikisinde de var. Jandarmadan eve gidilmesi, 20 dakikayı bulması enteresan değil mi? Şimdi olayın bulunduğu bölge jandarma bölgesi. O dönem itibariyle biliyorsunuz bu sistemin de sorgulandığı bir dosya oldu. Kolluk, emniyet mensupları jandarma bölgesine onların refakati olmadan giremiyorlar. Bilmiyorum. Hatta muhtarı bile çağırdık diyor. Yani muhtarı niye çağırdılarsa kimlik tespiti için mi bilmiyorum. Jandarma 60 saniye arkada, 60 saniye yürüyüş mesafesiyle cinayet mahalline 20 dakikada gidebiliyor. Yeri bilmiyoruz diye. 20 dakikada gidiyor. Adres var mı ellerinde? Tabii ki. Adres olduğu halde. Tabii ki tarif edilmiş yani ellerinde adres var. Hatta ilk jandarma görevlisi diyor ki, jandarma kolluk mensubu diyor ki ben bilmiyorum. Onun da şeyine soruyorlar yani başçavuşa soruyorlar. O tarif ediyor. O şekilde gidiyorlar ve 60 saniyelik yürüyüş mesafesine 20 dakikada gidiyorlar. Almaya gittikleri adamlara gri renkli Megan marka araca yol veriyorlar. Kimlik kontrolü yapmıyorlar. Geniş güvenlik önlemi yapmıyorlar. Baba çocuğu profesörler sitesine bırakıyor. Geliyor bir bakıyor evde jandarma ve kolluk var. Tekrar U dönüşü yapıyor. Gidiyor yine yol veriyorlar. Ve çok garip sanık emniyet mensubu diyor ki ben tekrar gördüm plakasını aldım o araçtı ama gönderdik yani bu çok ciddi bir ihmal baktığın zaman. Sonra kamera kayıtlarını konuşacağız birazdan. Orada da çok önemli ihmaller var. Para meselesinde. Ne ihmal var orada? Para meselesindeki sorunuzu tamamlayayım isterseniz. Rakamlar farklı. Biri 13 bin, diğeri 40 bin. Baba 30 bin dolar diyor. Süreyya abi 700 bin dolar diyor. Dolar mı euro mu belli değil. Bir, parayı saymadık diyorlar. Rakamı nereden biliyorlar? İki, cinayet mahallinde bulunan bir delil. Hele hele alelade bir yerde değil. Niye babanın çantasında? Ortada değil, valizinde. Ve babayla oğul da gitmiş. Yani onların kaçışına hazırlık mahiyetinde olsa onlar yanına alırlar. Değil mi o valizi? Baba ve oğul gitmiş. O gittikten sonra evde babanın valizinde biz bunu görüyoruz. Sonradan mı o para yetiştirilecek yoksa bir menfaat temini mi var orada? Onu yüce mahkeme aydınlatacak. Niye babanın valizinde? Üç, babanın odasında mı? Orta kattaki merdiven korkuluklarında mı? Dört, cinayet mahallinde bulduğun her türlü delili, hele hele kaçış iradesini gösteren bir delili tutanağa geçmek zorundasın. Evet böyle böyle bulundu, tutanağa geçiyorum, ailesine teslim edildi demek zorundasın. Babası bana diyor, sanıklar anneye diyor, paranın kime teslim edildiği belli değil, paranın akıbeti belli değil, nerede olduğu belli değil. Garip bir durum. Bir reklam arası vereyim, sonra devam edeceğiz. Bu arada değerli izleyiciler, başlangıçta gösterdiğimiz görüntüleri izleyemeyenlerden de çok sayıda mail geliyor. Bunları tekrar gösterir misiniz diye bir reklam arası vereceğiz. Ardından o başlangıçtaki görüntüleri de Cem Gariboğlu'nun İbiza görüntülerini de herhalde telefon trafiği mi işliyor ne oluyor ya da birazını mı gördü izleyicimiz bilemiyorum. Onları da tekrar umumi arzunun üzerine tekrar göstereceğiz. Cem Gariboğlu'nun Münevver Karabulut'tan önceki dönemde ki hayatıyla ilgili bir kesidi sunan kendi bilgisayarına çıkan görüntüleri ekranına getireceğiz reklamların ardından. Evet değerliciler, maillerinizle bir yandan göz atıyoruz, bir yandan da cinayete tekrar döneceğiz. Şimdi az önceki ifadede bir şey dikkatimi çekti. Polisler diyor ki biz kameraları kontrol ettik, bir şey yoktu, görüntü yoktu diyorlar. Ancak daha sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı. Evet. Bu nasıl oluyor? Şimdi dördünde cinayetten bir gün sonra cinayetin vuku bulduğu mahallin önündeki kamera kayıtları 73 nolu villanın bunun kırık olduğuna dair
sanık emniyet mensupları bir rapor tanzim, tutanak tanzim etmişler. Cinayetten tam 35 gün sonra yani 8 Nisan tarihinde maktulenin dayısı, dosyayla ilgili görev alan eski meslektaşımız ve dayısının bir bilgisayar uzmanı arkadaşı gidiyorlar. Görüntüleri incelemek istediklerini beyan ediyorlar. Site yöneticisi mukavemet gösteriyor. Tek tek kat maliklerini dolaşıyorlar. Kat malikleri de bastırınca görüntüleri inceliyorlar ve bakıyorlar ki geri dönüşüm kutusunda kırık olduğu iddia edilen cinayetin en önemli delili. Kim kaçta girdi çıktı, testere ne zaman getirildi, ne oldu, bir kısmı flu olmak kaydıyla ki biz onların incelenmesini isteyeceğiz TÜBİTAK'ta etraflıca. Fakat en önemli delilin aslında kırık olmadığını tespit edip alıyorlar geri dönüşüm kutusundan. Bir şey bulamadık biz diyorlar. Soruşturma savcısına gidip tutanakla teslim ediyorlar. Tabii soruşturma savcısı bunu hayretle karşılıyor. Olayın hemen akabinde bilgisayarı gidin talimat veriyor arama el koymayla. Bilgisayara arama el koyma kararı neticesinde bilgisayara el konuluyor. Güvenlik kameranın bağlı olduğu bilgisayar. Evet, evet ve orada Bilişim Suçları Bürosu ekspertiz incelemesi yapılıyor. Orada bir rapor tanzim ediyor. O rapor da çok çarpıcı. Polisler niye bulamamışlar da sonradan çıkıyor ortaya? Bulamamışlar değil. Bulamasalar yine anlayışla karşılarız. Kırıktır diyorlar. Kamera kayıtları kırıktır. Fakat kamera kayıtlarının kırık olmadığı... Ne demek kırıktır? Yani çekim yapmıyor, çekim kırık. Yapmıyor. Ha, kamera kırık ha. Evet, kamera kırıktır diyorlar. Kamera kırık olduğu için kayıtlara ulaşılamıyor diyorlar. Fakat kameranın kırık olmadığı aslında cinayet mahallinde çekimlerin o esnada evin önünde çekimlerin yapıldığı ve bunun kayıt altına alındığı maktulenin dayısı ve bilgisayar uzmanı tarafından tespit edilip savcılığa bir fiil 35 gün sonra sunuluyor. Bunun üzerine savcılık arama el koyma ya ilişkin kararı aldırdıktan sonra bilgisayara el koyuyor ve polis de bilişim suçları bunun üzerine bir inceleme yapıyor. Peki bununla ilgili polis hakkında bir suçlama falan var mı? Şöyle var. Dördünde tanzim. Kamera kayıtları kırık. Kameralar kırık diyorsun. Kırık olmayan kameralara kırık olarak rapor tanzim ediyorsun. Bilinçli veya bilinçsiz bir ihmal var burada. Bu kesinlikle ve kesinlikle görevi kötüye kullanmadır. İhmal veya görevi kötüye kullanmadır. Evet, evet. Artık ihmal veya görevi kötüye kullanmadır. İki, yedisinde cinayetten dört gün sonra bu kayıtlar yazdırılmaya çalışılıyor. Oradaki yönetici ve güvenlik görevlileri tarafından ve veya diğer sanıklar tarafından yazdırılamayınca iki defa sağ klik yapılıyor ve silinip geri dönüşüm kutusuna atıyor. Bunu nereden söylüyoruz? Bunu biz söylemiyoruz. Ekspertiz raporu söylüyor. Bilirkişi raporu söylüyor. Dolayısıyla silme iradesi de var dört gün sonra. Silmeye çalışmışlar bu kayıtları. Kim silmeye çalışan? Peki aile mi? Yönetici, iki güvenlik mensubu ve diğer sanık emniyet mensupları. İddianame böyle söylüyor. Aha. Bunlardan birisi silmeye çalışmış, bir veya ikisi. Ve bunu silmeye çalışmış ve kayıtları geri dönüşüm kutusuna atmışlar. Bu da çok önemli. Beşinde de yine bir tutanak tanzim ediliyor. Güzergahtaki kameraların kayıt yapmadığı söyleniyor. Halbuki güzergahtaki kameralar da kayıt yapıyor. Bu da sonradan tespit oldu. Bu çok ciddi bir ihmal. Davanın haline mesul olan bir... Ciddi delil karartma girişimleri var oradan. Var. Ondan mütevellittir ki yönetici ve iki güvenlik suç delillerini karartma ve gizlemeden 6 ayla 5 yıl arası yargılanıyor. Emniyet mensupları da 1 ila 3 yıl görevi kötüye kullanmadan ötürü hali hazırda yargılanıyor. Nasıl cinayet? Ne kadar... Yani kurumların iflas ettiği bir dosya, Ali Tıp'taki skandal ortada, emniyetteki skandal ortada. Eminim ki Türkiye'deki bu kurumlara mensup olan bütün herkes varsa bir hukuka aykırılık, bir usule aykırılık bunun takipçisi olunması gerektiğini ve sorumluların cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyordur. Biz de onun için çaba sarf ediyoruz ki toplum nezdinde bu kurumların saygınlığı ve güvenilir tartışılır hale gelmesin. Oldukça fazla da mail geliyor. Onların bazıları ilginç. Peki bu 197 gün saklanmanın arkasında mesela Cem Gariboğlu'nun acaba böyle bir şeyler konuşuluyor çünkü. Bir takım madde bağımlılığından arındırılması için saklandığı falan iddiaları ortada. Bununla ilgili bir şey var mı hiç? Ona dair bir tespit yok ama hani 197 gün sonra kandaki herhangi bir uyarıcı madde, uyuşturucu madde veya işte alkol tespit edilebilir mi zannediyorum. Onun tespitine imkan yok 197 gün sonra. Yani belli sonra. Bir süre sonra galiba hatta saçlarının kesilmesi de buna bağladılar. Evet, yani saçlam evet, tespit evet, yapılamasın falan diye. Maktule ile ilgili otopsi raporunda buna dair tespitler var. Uyuşturucu olmadığını, uyarıcı madde olmadığını, alkol olmadığını. Daha önce herhangi bir isterseniz o görüntüleri izleyiciler tekrar görmek istemişler. Hülya'cığım o görüntüleri tekrar bir ekrana getirebilirsek cinayet sonrası bulunduğu an ve Cem Gariboğlu'nun diğer görüntülerini bilgisayara çıkan görüntüleri bir izleyebilirsek.
Alper Karabulut 3 Mart 2009'da Türkiye'yi sarsan vahşetin kurbanı olduğunda 17 yaşındaydı henüz. Çok fazla açmayacağım Ayse. Üzerine kıl falan var. Donat değil mi? Daha uygun bir yerden ibaresine bakar. Kolar değil mi o? Hı hı. Aç bir tane de. Kahverengi. Şey var mı? Kaç beden? Bedeni yok. Bir de mi? Kaşlar bir mi olur bir adı? Hangisi? Kahverengi. Mor. Cezaevi hangisi? Fermuarlı mıydı? Karabulut'un başını keserek öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırıp İstanbul Etiler'deki bir çöp konteynerine atarak ortadan kaybolan Cem Gariboğlu tam 197 gün boyunca gizlenmeyi başardı. Ta ki avukatları onu teslim edene dek. Vahşetin sanığı zengin bir ailenin çocuğu olan Cem Gariboğlu bu cinayeti neden ve niçin işlemişti? Nasıl bir güdüyle hareket ediyordu ve nasıl bir çocukluktan gençliğe adım atmıştı? Tabii bu soruların çoğunun yanıtını sanık yargı önünde verecek. Ama teke tekin elde ettiği Cem Gariboğlu'na ait olan, cinayetten tam bir yıl kadar önce çekilen bu görüntüler kimi ipuçlarını da ele veriyor. Oh my god. Say, I'm trying to be cool. I'm a cool guy. Don't worry. Cem Gariboğlu görüntüleri sadece videoya kaydetmekle yetinmiyor. Pek çok kadınla çektiği fotoğrafları da albümüne ekliyor. From now on, I am hating Russian people. They're a bunch of whiners. I hate that I can speak Russian, so that's why I hate myself. And I hate myself because I went to Russia. I hate all the countries who is around Russia. Ukraine, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, and all the others. Gariboğlu'nun nefretinin sadece sözcüklerle sınırlı olmadığı 3 Mart 2009 gecesi ortaya çıkacaktı. Kolay gelsin. Abi kadın elini komple kesmişler mi sadece kafam ayrı? Kafam. Yerine paket demişler mi? Kolay ısınmış, doğrusu demiş de yani. Yarın bomba. Yarın bu flaş yapar. Kaç yaşındaymış? Genç galiba değil mi? Flaş yine flaş. Sebep? Faizden çok. Enteresan bir isim. Neden? Ama söylemem. Abi niye söyleyeyim? Ben basılmayayım ya. Söylemem. Karışık tosta söylerim. Çorba için. Uy. Ne lan o? Ne? Yok anasının gözünde adamda. Aldım bayan oldu. Ayyem garip oldu var ya. Ne lan abi? Bu ne be? Evet Ece, izleyemeyip merak ettiğiniz görüntüler bunlardı. Ve kaldığımız yerden
devam edelim. Evet, kamera kayıtlarına kalmış. Kamera kayıtlarının var olduğu halde yok dendiğini, kameraların kırık olduğu dendiğini, ancak daha sonra bu kameraların görüntülerini ele geçirildiğini öğrendik. Peki, şimdi başka iddialar da var mesela. Karabulut ailesi mesela mahkemeyi reddetti. O niye? Yani tabii biz vekiliz. Müvekkiline talimat verirse onu ifade ediyoruz. Özenli iş görüyoruz. Müvekkillerin yani ailenin gerekçeleri, temel gerekçeleri birkaç noktada toplanıyordu. Onunla ilgili başvuru hem hukuki hem cezai anlamda yapıldı. Bir tanesi biz bu görüntüleri bir gün içerisinde, bir gün öncesinden izletmek istiyorduk. Sayın Başkan'la da görüştük. O da müspet baktı. Adil yargılanma, silahların eşitliği çerçevesinde. Ama duruşma günü bu talebimiz her ne hikmetse reddedildi. Sanık Tülay Makbule Gariboğlu'nun ifadeleri yönlendirilmeye çalışıldı. Sayın meslektaşımız sanık müdafi son söz savunmanın dedi. Onun üzerine Sayın Başkan zaten çürüttünüz şeklinde kanaatini ortaya koydu. İhsas reyde bulundu. Hiçbir mahkeme, bırakın kararı, ara karardan önce dahi ihsası reyde bulunamaz, kanaatini ortaya koyamaz. Ve bunu sadece biz değil, sadece müvekkiller değil, orada bulunan bütün basın mensupları buna şahit oldu. Yazılı ve görsel basın aleniyet olduğu için hepsi tek tek içeri alınmıştı. Herkes, isim zikretmek istemiyorum, herkes bu hususta bilfiil tanık oldu. Tahliye edilmesine rağmen yurt dışına çıkış yasağı dahi konulmadı. Biraz önce anlattım, şoför bir yıldır tutuklu, iki genel müdür bir yıldır tutuklu ama suç delillerini gizleme eğilimi içerisinde bulunan, ehil olan Hayam Gariboğlu tutuklanmadı. Anne Rusya'da, Amerika'da kendisi beyan ediyor, geliyor duruşmaya, tutuklanmıyor. Müebbet, ağırlaşmış müebbetle yargılanan ikinci celsede iki gömlek ve bir işlikle ilgili inceleme yapılmadan, olay yeri CD'si eşliğinde ki savunmalarımız dinlenmeden, ki bunun fiziken tek başına işlenemeyeceğini delalet ediyordu bütün bu savunmalarımız. Bu dahi dinlenmeden, adli emanetten, Sultanahmet'ten daha deliller bile doğru düzgün alınmadan sağlıklı bir inceleme yapılmaksızın tahliye edildi. Ağırlaşmış müebbetle yargılanan bir isim. Dolayısıyla bütün bunlar ailede bir reddi hakimin tarafsızlığına, mahkemenin tarafsızlığına dair bir soru işareti uyandırdı. Ben çok taraftar değildim bu işe açıkçası ama ailenin talebiyle birlikte biz de vekiliz, işimizi ifade ediyoruz. Reddi hakim talebinde bulunduk. O reddedildi tabii, yani biliyorduk, genelde reddedilir bu talepler bir başka mahkemeye karar verdiği için. O reddedildi. Reddi hakim talebi, ama ona ilişkin mahkemeyle ilgili cezai anlamda da gerekli Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne zannediyorum ailenin bir şeyi oldu, bir başvurusu oldu. Onunla ilgili bir soruşturma başlayacak, idari soruşturmada, cezai soruşturma. Dava sürecinde hakim eşliği oldu mu? Hayır, olmadı. Sultanahmet'te soruşturma tamamlandı, iddianame tanzim edildi. Oradaki mahkeme yetkisizlik kararı verdi ve dosya 4 ağıra geldi. Sanık çocuk olduğu için diğer sanık, onunla ilgili de iki çocuk ağırdaydı dosya. Daha sonra iki çocuk ağır hukuki ve fiili bağlantı olduğu için birleştirme kararını verdi. O da 4 ağıra gitti. Ama bizim beklentimiz teknik olarak, ben taraf olmaksızın taraf sıfatımı kenara bırakarak bakıyorum. Mahkemeyle ilgili bir savcılık şikayeti var. Bir idari şikayet var Adalet Bakanlığı'nda, derdest. Savcılık mahkemenin tarafkir davranmadığı, görevi kötüye kullandığına dair, tarafsızlığına halel verdiğine dair. Hayır. Aile, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne buna dair bir şikayette bulunuyor. Mahkemenin bu şartlar ve koşullar altında artık bir husumet var teknik anlamda. Taraflar bu dosyayı götüremeyeceğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla ilk celsede dosyadan istinkaf etmesi gerektiğini, el çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hakimin daha önce Ceyhan'da görev yapmış olması bu talepte bir etkisi oldu mu acaba? Ya, ailenin buna dair çok sık, çok fazla duyum aldıklarını ilettiler. Biz de bilgi belge olmadan bunu söylemenin çok doğru olmayacağını düşündük. Yazılı talimat geçtiler bize. Hayır, bunu yazacaksın ve içeri vereceksin. Bu bizim talebimizdir dediler. Biz de vekil olarak işimizi yapmak zorunda kaldık. Evet, yani başkanın daha önce Adana Ceyhan'da görev yapmış olduğu varittir, doğrudur. Bu tek başına kendisi de Adana Ceyhan'la olan aileyle bir ilişki içerisinde olup olmadığı, tanışıklığın olup olmadığına delalet eder mi bilmiyoruz ama böyle bir talepleri oldu. Biz de hukukçu olarak olumlu bakmamamıza rağmen talimatla bağlı kalarak onu yapmak durumunda kaldık. Bir şey daha vardı. Duruşmada Münevver'in kardeşi Enver bir şırınga hikayesi vardı. Evet. Şırınga fırlatmıştı Cem Gariboğlu'na. Ondan dolayı bir dava açıldı mı? Yani o çok üzücü bir hadiseydi tabii ki. Yani bireylerin cezalandırma etkisini devlete verdiği bir sistemde yaşıyoruz. Bu zihniyet kısas mantığı ortaçağ mantığıdır. Orada Enver atkıyla zannediyorum o şırıngaya tuz ruhu mahiyetindeki bir malzemeyi getirmiş. Ve işte sanığın da söylemlerinden sonra tahrik olup bunu yapmış. Bunu ben eleştiriyorum, şiddetle kınıyorum, doğru bulmuyorum. Daha sonra inceleme yapıldı ve onun
yaralamaya elverişli bir madde olduğu ortaya çıktı. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı o süreçte. Yani suç teşebbüs aşamasında kaldı ama yaralamaya teşebbüsten Enver'le ilgili şu an çocuk mahkemesinde bir dava açıldı. Enver'e galiba üniversiteyi kazanmış değil mi bu arada? Üniversite sınavına girdi evet. Bu olağanüstü koşullarda bile kendi bölümünde birinci olarak YGS'den puan aldı. Şimdi emniyet mensuplarından şey görüyorlar ki emniyet mensupları kan üzerinden, cinayet üzerinden böyle bir şey yapmaları söz konusu değildir. Yani ihmal olabilir ama başka bir suç emniyete isnat edilemez diyor emniyet mensupları. Şimdi şunu söyleyeyim, bizim burada veya sizin bu programı yapan olarak emniyet mensuplarına bir isnadımız söz konusu olamaz. Emniyet Türkiye'deki en önemli kurumlardan bir tanesidir. En hassas, toplumun en fazla güven duyması gereken kurumlardan bir tanesidir. Emniyete karşı böyle bir isnat olamaz. Ama her kurumda olduğu gibi emniyette de çürük elmalar şüphesi vardır. Biz ne yapalım? Sinelim, pasifize olalım ve bir hukuka aykırılık, usulsüzlük varsa bunun üstüne gitmeyelim mi? Ben ilk günden beri bilgi belge olmadan konuşmam. Hukukçu gibi dururum. Sansasyonel kaygılarla hareket etmem dedim ama diğer taraftan idari soruşturma aşamasında müfettişlere de, savcılığa da şikayette bulunduk. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki her onurlu emniyet mensubu tek tük de olsa, istisnai de olsa böyle usulsüzlük yapan, hukuka aykırılık şuuruyla hareket eden, ihmal gösteren meslektaşlarıyla ilgili soruşturma yapılmasını, bunların cezalandırılmasını ister ve bunların emniyet camiasından temizlenmesini şüphesiz ki ister ki emniyetin saygınlığı ve güvenilirliği toplum ve kamuoyu nezdinde tartışılır hale gelmesin. Biz de siz de hep o kaygıyla hareket ediyoruz dikkat ederseniz. Zaten Türkiye'de insanlar emniyete, adli tıpa, yargıya güven duymuyor. Bir de bunların güvenilirliğini tartışılır hale getirmenin anlamı yok. Biz sadece hukuk aykırılık varsa üzerine gidiyoruz. Bizim isnadımız da kesinlikle emniyet camiasına olamaz. Onların hepsi onurlu bir şekilde görevlerini ifade ediyorlar. Tek tük bu süreçte bilinçli veya bilinçsiz. Bakın Süreyya Bey bilinçli olduğunu, bu paranın menfaat olarak temin edildiğini iddia ediyor. Benim böyle bir iddiam da yok hukukçu ama olarak. Ama öyle olmaz. Yani hukukçu olarak bilinçli veya bilinçsiz. Menfaat temin edenleri cebe atarlardı. Hiç kayıtlarda, tutanaklarda olmaz. Yok zaten tutanaklarda, kayıtlarda yok. Tutanaklarda yok zaten öyle bir para. Kendileri de söylüyorlar. Tutanağa geçmedik, olayla ilgisi yoktu çünkü diyorlar. Ben onu da iddia etmiyorum hukukçu olarak. Buna karar verecek olan yargıdır, adalet tecelli edecek. Ben bilinçli veya bilinçsiz bir ihmal var ve bundan ötürü sanıkların cezalandırılması için bir sürecin takipçisi olacağız diyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Siz diyorsunuz ya bu cinayet taammüden, planlayarak aile tarafından. Şimdi orada bana bir şey oturmuyor. Şimdi diyelim ki bu cinayet siz iddia ettiğiniz gibi taammüden, dediğiniz gibi planlayarak falan. Ama bazı yerlerinde amatörlükler ortaya çıkıyor. Yani mesela cesedin ortadan kaldırılması. Şimdi eğer bu cinayet hakikaten böyle taammüden ve çok planlı bir şekilde yapılmış olsaydı diye düşünüyorum. Cesedi ortadan başka türlü kaldırır. Yani ne bileyim bir başka araca koyup götürüp dağ başında bir yere atabilirlerdi. Dedesinin evinin önündeki konteyneri atması da biraz garip. Yani orası biraz garip değil mi sizce de? Şimdi taammüdü biz nereden çıkarıyoruz? Daha doğrusu iddianame nereden çıkarıyor? Bu bizim tespitimiz değil. Soruşturma makamının da tespiti aynı zamanda. İki tane husustan. Bir, testlerin önce alınması. Kamera kayıtlarıyla, tanık beyanlarıyla, otopsi raporuyla sabit öncesinde kullanıldığı. Evet. Yani bir soğukkanlılık teorisi var. Bir tasaddi iradesi var. Bu bir. İkincisi olaydan önceki MSN kayıtları. Bu MSN kayıtlarında yazışmalarda zaten sanık bunun sinyallerini veriyor. Eve götüreceğim seni diyor, ışıkları indireceğim diyor, seni sevgimle boğacağım diyor. Reis diyorlar bana, senin reisinim ben diyor. Reis diyeceksin bundan sonra bana diyor. Seni sevgimle boğacağım diyor. Yani orada da bir sağlıklı olmayan bir konuşma tarzı şüphesiz ki var. Dolayısıyla bu iki argüman bir araya geldiğinde özellikle testere bu tasarlama olgusu ortaya çıkıyor. He, cinayetin vuku bulmasından sonra amatörce hareket edilmiştir. Ya sanık veya ailesi çok güvenmiş olabilir kendisine. Aksi sabit oluncaya kadar herkes masumdur. Kimseye isnatta bulunmamak kaydıyla daha önce de buna benzer şeyler yaşanmış olabilir veya olmamış olabilir. Veya olayın vehametiyle olabilir. Yani bu da bir tezdir. Çünkü olağanüstü soğukkanlık var. Siz çöp konteynerine bıraktıktan sonra kıtır kıtır kestiğiniz bir insanı 29 bıçak gidip kahve içer misiniz ya? İnsanın insan olma vasfına aykırı değil mi bu? Bu yani bu nasıl bir ruh halidir? Nasıl bir psikolojik durumdur ya? Bunun tespitini kim yapacak? Sağlıklı bir birey bunu yapabilir mi? Ne çıktı peki? Bir şeyden geçti değil mi? Psikiyatrik muayeneden geçti Cem Gariboğlu. Çocukların kendine özgü bir muhakeme rejimi vardır bizde. Orada ifadesi alınırken sosyolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Yargılama safhatında da akıl sağlığının yerinde olmadığı, iyi kötü ayırt edemediği, isnat yeteneğinin yerinde olmadığına dair iddialar ileri sürülmüştü. Ama oradaki sosyolog da pedagog da ifade alınırken cinnet geçiren bir kimse sonrasında bu kadar organize ve planlı olamaz. Kafayı gitar kılıfına koyamaz. Cesedi
valize koyamaz. Bu kadar organize ve soğukkanlı bir şekilde hareket edemez. Şu anki ifade esnasındaki hal ve hareketleri, davranışları dahi son derece olgun ve soğukkanlı. Dolayısıyla akıl sağlığının yerinde olmadığına dair iddia kendiliğinden menkul ve mesnetsizdir dedi. Şu an tekrardan karşı tarafın talebi üzerine dosya adli tıpa gitti ve rapor aşamasında akıl sağlığı yerinde mi değil mi diye. Tabii şey de enteresan yani şimdi bizim yayınladığımız Cem Garibolu bilgisayar çıkan görüntüler Cem Garibolu'nun 15-16 yaşında olduğu döneme ait görüntüler. Eğer yaşla ilgili durum doğruysa İbiza'da tatilde gayet yani sanki yaşından büyük gibi bir hal de var bir yandan. Tabii biz bunu söylemiştik yani maktulenin annesine Cem benden bir yaş büyük 18. yaş gününü kutladık şeklinde beyanları var. Bakın hal ve hareketleri, davranışları 18 yaşını ikmal etmiş kanaatini ve intibanı ortaya koyuyor. Dolayısıyla herkesin kafasında, kamu vicdanında da makul bir şüphe vardı. 18 yaşında mı değil mi? Evde bir kimlik bulunuyor. Bu sahte olduğu tespit ediliyor. Ondan ötürü de ayrı bir mahkemede yargılama devam ediyor. Doğum kaydı yok mu çocuğun? 91 doğumlu görünüyor. 91 doğumlu görünüyor hali hazırda. Doğum kayıtlarında tahrifat var mı yok mu? Eğitim kayıtlarında tahrifat var mı yok mu diye soruşturma evresinde inceleme talep ettik. Bu inceleme de yapıldı. Tahrifatın olmadığı ortaya çıktı. Adli tıpta biliyorsunuz 2 yaş yukarıda 2 yaş aşağıda Kartal Devlet Hastanesi daha keza öyle. Evet. Tam anlamıyla tespit edemiyor. Dolayısıyla 18 yaşından küçük olduğu kabul ediliyor ki bu cinayette çok önemli bir indirim sebebidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi 18 ila 24 yıla getirir. Başkaca indirim sebebi uygulanmazsa, üst sınırdan ceza alırsa 24 yıl almasına sebep olacak. Bizim hukuk sistemimizde şartlı salı verme süresi de 2/3'tür. Cezasının 2/3'ünü yatıp tahliye olacak. Bu da 16 yıla delalet ediyor. Müebbetten 24 yıla çok ciddi bir indirim sebebi. Suçu işlediği tarihte 18 yaşını ikmal etmediği için. Yine bir reklam arası vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Haberler için bir ara vermem gerekecek bu bölümü bitirmeden önce bitirip ama bir şey merak ediyorum. Bu Ferdi vardı meşhur hani şoförün psikolojik şey baskı dediği, uygulayan evet, Ahmet Otur diyor ki Hacam Gariboğlu bana Ferdi diye bir avukatını gönderdi. Bu da bana ağır baskı uyguladı. Evet, ifadeni değiştir diye. Bu Ferdi bulundu mu dinlendi mi? Şimdi biliyorsunuz bizim meslektaşlarımız sadece kimlik ibraz etmek suretiyle herhangi bir kimseyi cezaevinde müvekkili olduğunu iddia ederek ziyaret edebilir. Bir vekaletname ibrazına gerek yok. Evet. Kişi çıktıktan sonra görüşe, bu anlamda hiçbir problem yok tutuklu çıktıktan sonra. Bu şekilde yine talepte bulunmuş, gidilmiş ve bilfiil iki celsedir Ahmet Batur bana ısrarla Ferdi denilen şahıs gelip psikolojik baskı uyguluyor dendi. Biz de Türkiye'de Barolar Birliği'ne kayıtlı olan ferdileri çıkardık. Mahkemeye liste halinde sunduk. Bunlardan biridir dedik ve bunlardan birisi olduğu tespit edildi. Ona davetiye çıkarıldı. Bu celse onun da ifadesi alınacak. Yani Ferdi bulundu yani. Evet, yani karşı taraf da şöyle bir savunma yaptı. Tabii buna zannetmiyorum ki mahkemede inanmış olsun. Çünkü aklı selim hiç kimse inanmaz. Ferdi bizim şirket avukatımızdır. Kendisi inisiyatif almış. Kendisi gitmiş. Sanıkla görüşmüştür. Bizim böyle bir talebimiz, talimatımız olmamıştır. Olmasına imkan da yok dendi. Ferdi isimli sayın sevgili meslektaşımız kendisine niye böyle bir görev alıp artık sanığı ziyarete gitti. O da tabii bir soru işareti. Peki devam edeceğiz. Başka gariplikler de var davada. Değerciler, haberler için bir kısa ara vereceğiz. Teke Tek'in final bölümünde tekrar beraber olacağız. Evet değerliciler, hala programı anı kadarıyla başına itibaren seyretmeyenler hala o görüntülerle ilgili, ilk yayınlandığı görüntülerle ilgili cesedin bulunduğu an ve sonrasındaki görüntüleri tekrar yayınlar mısınız diyorlar. Tamam yayınlarız ama önce biraz şu konuya girmek istiyorum, sonra onu yayınlayacağız söz. Şimdi siz Fikret falan derken işte aile tanımıyor falan diye ben notlarımı getirdim. Ferdi aile tanımıyormuş, kendi kendine gitmiş derken ben yukarıdan notlarımı getirdim. Oraya baktığımız zaman bunun doğru olmadığı gibi bir hissede kalıyoruz. Şimdi Nedim Şener çok iyi gazetecidir. %100 iyi gazetecidir. Nedim Şener'in bir haberi var. Skype'daki Karabulut diyalogları.
diye. Münevver Karabulut cinayeti zanlısı Cem Gariboğlu'nun cinayetle ilgili olarak hakkında 5 yıl hapis cezasının amcası Hayyam Gariboğlu ile halası Handan Güleç'in internette, Skype'ta yani yazılı ve sesli ve görüntülü iletişim sağlıyor internet üzerinden, mesajlaşma programı üzerinden adli tıp raporu hakkında görüşüyorlar. Evet. Şimdi bu Milliyet'te çıktı bu. İki kardeş Skype'da şöyle diyorlar. Lida Gariboğlu'nun nasıl kurtar ilişkin konuşuyorlar. Hayyam Gariboğlu'nun el konulan bilgisayarında bulunuyor bunun kayıtları. Moskova'da o sırada Handan Güleç yani kardeşi. Ve 2 Ekim 2009'da gece yarısı yapılan görüşme. Şöyle diyor Hayyam Gariboğlu. Adli tıp raporu Skype'dan gitmiyor. 15 dakika sonra mail atacağız diyor. Sonra Güleç diyor ki, Handan Güleç, vücut DNA'sına ben baktım. Gariboğlu'nun Nida'nın DNA'sı yok demiş. İstediğimiz Nida'nın DNA'sı yok dememiş. Net cümle istiyorduk diyor. Sonra Güleç o da baktı falan filan diyor. Kardeşinin bu işe dahil olduğunu söylüyor Levent'in. Sonra yarın Ferdi adli tıba gidecek. Bu raporla ne demek istiyorsunuz diye soracak. Yani Ferdi'nin bu işle ilgili görevlendirildiği aile tarafından burada bizzat Nida Gariboğlu tarafından söyleniyor değil mi? Şimdi Sayın Şener'in bu haberi tamamen dosyada açıkça bilgisayar kayıtlarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerdir. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim hukuk sistemimizde dosya... Şunu da söyleyeyim Mehmet Bey Bacar. Evet. Mesela kandan da bahsediyor. Gömleğin lekelenme şeklini anlat diyecek, resmini isteyecek diyor. ve diyor ki eğer gömlekteki kan fışkırma şeklinde ise çok zora düşeriz. Zaten haberin başlığı da bu. Evet. Yani bu bilgisayarda bulunuyor. Şimdi hemen şöyle çok kısaca özetleyelim. Bizim hukuk sistemimizde böyle bir uygulama yok. Bir dosya adli tıpa giderse, gittiğinde taraf vekillerinin herhangi bir tanesinin gidip adli tıp kurumuyla konuşması, ona telkinde bulunması, dosyayla ilgili malumat alması, bilgi alması, onu etkilemeye çalışması, onun üzerinde psikolojik baskı uygulaması, bu raporda ne denilmek isteniyor diye sorması, böyle bir usul yok, böyle bir yöntem yok. Aha. Yani nasıl bir kudrettir, nasıl bir yani nasıl bir güçtür, kuvvettir, kudrettir ki bu işte Ferdi adli tıpa gidecek, bu raporla ne demek isteniliyor diye soracak diyorlar. Yani Ferdi ile adli tıp arasındaki münasebet, illiyet rabıtası nedir? Mesela aile ile adli tıp arasındaki oldunuz, değil mi tabii ki aile ile adli tıp arasındaki münasebet, ilişki nedir? Ne tür bir hakimiyet alanı var ki Ferdi usule, yönteme, teamüllere aykırı olarak gidip adli tıpa bu raporla ne demek istiyorsunuz diye sorabilme ehliyetini kendisinde bulmaktadır. Bunlar ciddi anlamda sorgulanması gereken hususlar. Biz adli tıpın hem bu yaklaşımları, adli tıp görevlilerinin hem de biliyorsunuz bir skandal vardı, sperm skandalı. Ondan ötürü orada da olağanüstü bir ihmali var. Adli tıp aleyhine evet bir dava ikame ettik. Halihazırda derdest devam ediyor. Bu bir. İkincisi dikkat edin. Aksini ısrarla savunmalarına rağmen kendileri bile özel diyaloglarında fışkırma ise zora düşeriz diyorlar. Yani bu iki gömlek ve bir içlikle ilgili adli tıp nezdinde, uzman bilirkişiler nezdinde bir değerlendirme yapmadan, bir inceleme yapmadan, bir rapor tanzim etmeden, yani babanın tahliye edilmesine bir türlü anlam veremiyorum. Yani inanılır gibi bir şey değil. Ailenin bile bundan ötürü bir kuşkusu var, bir şüphesi var, bir çekincesi var ama sayın mahkeme ne yazık ki bunu göz ardı etti. Tabii ki bizim mahkeme kararlarını burada irdelememiz, değerlendirmemiz fiilen de mümkün değil. Böyle bir şey de yapmayız ama taraf olarak bunu da dile getirmeden geçemeyeceğim. Kimdir bu Ferdi? Adli tıpta ne tür bir münasebeti var? Nasıl bir illiyet rabıtası var? Hangi hakla, hangi yetkinlikle gidip bu raporda ne demek istiyorsunuz diye sorabiliyor. Bunu anlam verebilmek mümkün değil. Bir şey daha var. O da yine basına yansıdığı için soruyorum. Nida Gariboğlu'nun Cem'e yazdığı mektup. O sırada Cem kaçak. O 197 günlük süreç içerisinde yazdığı mektup var. Ve el yazısıyla yazılmış. Nida Gariboğlu'nun el yazısıyla yazılmış bu mektup bildiğimiz kadarıyla. Evet. Değil mi? Yanılıyor muyum? Yazılı ve görsel basında böyle çıktı. Biz de mahkemeye ona ilişkin haberleri sunduk. Tutukluyken sanığın müdafiğine elden verilmiş ve sanığa teslim edilmesi söylenmiş. Babam Mehmet Nida Gariboğlu elden vermiş. Zaten çocuk şunu söylüyor. Çok affınıza sığınıyorum Fatih Bey. Ben babam tutuklu diye öncelikle teslim oldum diyor. Benim yüzümden babam yatıyor. Şimdi diyor. Mektup şöyle. Sana bundan sonra yapılması gerekenleri yazıyorum diyor oğluna Nida Gariboğlu. Avukat abinle görüş. O çok tecrübeli ve aile dostumuz olan biri. Dediklerini aynen yap. Dikkatle dinle. Tavsiyelerine uy. Söylediklerini itiraz etmeden yap. Söylediği şeyleri aramızda konuştuk ve öyle karar verdik. Hukuki olarak hata yapmamamız lazım. Onun için canım oğlum dediklerimi yaparsın. Alınan bu karar en doğrusu. Çünkü yakında af çıkacak.
ve senin aftan yararlanmak için yakalanmış olman lazım. Korkmana gerek yok. Biz her türlü teması yaptık. Hiç sıkıntı çekmeyeceksin ve kesinlikle daha rahat edeceksin. Yakında af çıktığında ise bu olay bitmiş olacak ve unutacağız. Geleceğe bakacağız. Gazeteciler sana soru sorarlarsa mutlaka sorarlarsa mutlaka gördüklerinde hiç cevap verme. Kesinlikle dinleme onları. Hiç bakma, cevap verme. Üzgün olduğunu gösterir şekilde önüne bak, yürümeye devam et. Polis ve savcılıkta avukat abin yanında olacak ve onun söylediklerine aynen uyarsın. Orada söyleyeceklerin hem ileride dava için hem de benim hapisten çıkmam için çok önemli. En güzel şekilde ifade vereceğine eminim canım oğlum. Şimdi yani biraz olayın insani boyutuna da bakarsak bunun türevi olan bir başka şey daha yazılı görsel basında yer aldı. Oğlum sen duvara çarptın, bu bir kaza ama göreceksin, bak af çıkacak. Olsun, yine de seninle gurur duyuyoruz. En kısa sürede çıkacaksın diyor. Hiç şu boyutu düşünülmüyor zannediyorum. Ya o duvar yıkıldı ve orada bir enkaz var. Anne var ve çok ciddi bir rahatsızlığı var annenin. Siz de bilfiil biliyorsunuz. Baba var, psikolojisi bozulmuş. İyi kötüyü ayırt edemiyor. Aklı uygun hareket edemiyor. Sinir ilaçlarıyla ayakta duruyor. Yani bir ruh gibi yaşıyor ve her gün yüzlerce, binlerce insan toplu taşıma araçlarında yürürken otobüste taziye dileklerini iletiyor. Her geçen gün acısı kat be kat artıyor, yenileniyor. Olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra çok daha belirgin bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Sıradan klasik bir olay değil. Bütün hemen hemen kamuoyunun tamamının ilgisine mazhar olmuş bir olay ve Türkiye'de bütün kamuoyu bunu biliyor. Bütün halk biliyor. 17 yaşında hayatın genç olgunlaştırmak zorunda kaldığı bu olağanüstü sürece rağmen üniversite sınavında kendi bölümünde birinci olmuş bir çocuk var. O şey yıkıldı, o duvar yıkıldı, orada bir enkaz var. Kimse bu anneyi, babayı, çocuğu düşünmüyor. Yani insanlar nasıl minimum ceza alır da bizim çocuklarımız kurtulabilir diye düşünüyor. Abi yani, aile bunu düşünüyor. Ne düşünecek ki başka? Ama yani bu kadar da yani ortada böyle bir hunharca ve vahşice bir olay varken bu kadar da umursamaz davranılması çok yanlış. Yani benim kişisel kanaatim ilk baştan bu olaya sahip çıkılsaydı, sanık teslim edilseydi ve hak ettiği cezayı alsın, acılı ailenin yanındayız, mağdur ailenin yanındayız, onlarla sonuna kadar hukuki mücadele vermeye de hazırız denseydi belki kamuoyu bu olayı bu kadar yukarıya taşımayacaktı. Tabii ki. Bu kadar büyümeyecekti. Belki bu kadar, ben şeye de katılıyorum, burada çok doğru, suç ve cezada şahsilik esastır. Kardeşin işlediği suçtan ötürü bile bir kimseye istinatta bulunamazsın. Yani Hayyam Gariboğlu'nun, dahil olmuşlar olaya bunlar. Hayyam Gariboğlu'nun tanınmış bir sima olması yeğeninin işlediği böyle bir suçtan ötürü kendisine bu kadar insafsızca yönelmesine sebep olmuyor. Ama onun varsa işlediği bir suç, ondan ötürü yargılansın. Suç delillerini gizlenmişse, suçluyu kayırmışsa yargılansın. Ama cinayeti bilfiil işlediği diye üzerine gidilmesinin anlamı yok. Suç ve ceza da şahsilik esas. Hal böyleyken belki ilk gün ortaya çıkılıp çocuk ilk gün teslim edilseydi, acılı ailenin yanındayız, hukuki mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz. Oğlumuz bir yanlış yapmıştır. Bir yanlış yapmıştır. Adalet tecelli etsin. Hak ettiği cezayı alsın. Yeğenimiz, oğlumuz denseydi ne bu kadar ailenin üzerine girecekti? Ne kamuoyu basın bunu manşetlere taşıyacaktı? 197 gün ve 8 ay boyunca Türkiye'de hiçbir şey konuşulmadı. Ne demokratikleşme sorunu, ne temel hak ve özgürlükler, ne de bu kadar bu olay basında yer alacaktı. Tabii o ailenin bileceği şimdi. Evet. O yani zaten bizim de bu olayın üzerinde o kadar durmamızın sebebi bu yani. Evet. Hayyam Gariboğlu da geçmişte benzer bir şekilde çok uzun süre saklanmıştı. Evet. Ailenin zaten bu nevi olaylarla, bu nevi olaylar derken işte TMSF'ye davaları oldu, başka isnatlar oldu haklarına, başka suçlamalar oldu, başka davalar var. Yani bir de bu olay üstüne gelince kamuoyu tepkisi de, basının tepkisi de farklı oldu. Bir şey merak ediyorum ben şimdi. Bir de bir şey vardı. Bir ayin iddiaları vardı. Bu arada değerli izleyicilerimiz, göstereceğiz görüntüleri. Merak etmeyin. Çok mail atıyorsunuz ama konuyu dağıtmamak için. Tamam, neyse. Peki gösterelim görüntüleri. Yüzlerce mail geliyor peş peşe. Bu görüntüleri biz izleyemedik diye. Programın başında gösterdiğimiz görüntüleri bir kez daha tekrarlayacağız şimdi. Sonra devam edeceğiz. Özür diliyorum. Estağfurullah. Münevver Karabulut 3 Mart 2009'da Türkiye'yi sarsan vahşetin kurbanı olduğunda 17 yaşındaydı henüz. Çok fazla açmayacağım Aysel. Üzerine kıl falan var. Donat değil mi? Daha uygun bir yerden ibaresine bakar. Kolar değil mi o? Hı hı. Aç bir tane de. Kahve rengi. Şey var mı? Kaç beden? Bedeni yok. Bir de mil kaçta bir oğlum burada. Kahve rengi. Mor.
Cezaevi hangisi? Fermuarlı mıydı? Karabulut'un başını keserek öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırıp İstanbul Etiler'deki bir çöp konteynerine atarak ortadan kaybolan Cem Gariboğlu tam 197 gün boyunca gizlenmeyi başardı. Ta ki avukatları onu teslim edene dek. Vahşetin sanığı zengin bir ailenin çocuğu olan Cem Gariboğlu bu cinayeti neden ve niçin işlemişti? Nasıl bir güdüyle hareket ediyordu ve nasıl bir çocukluktan gençliğe adım atmıştı? Tabii bu soruların çoğunun yanıtını sanık yargı önünde verecek. Ama teke tekin elde ettiği Cem Gariboğlu'na ait olan, cinayetten tam bir yıl kadar önce çekilen bu görüntüler kimi ipuçlarını da ele veriyor. Oh my god. Oh my god! You see me? That's much better. Sam, trying to be cool. I'm a cool guy. Kiss me, I don't want to kiss you. Cem Gariboğlu görüntüleri sadece videoya kaydetmekle yetinmiyor. Pek çok kadınla çektiği fotoğrafları da albümüne ekliyor. From now on, I am hating Russian people. A bunch of whiners. I hate that I can speak Russian. So that's why I hate myself. And I hate myself because I went to Russia. I hate all the countries who is around Russia. Ukraine, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, and all the others. Gariboğlu'nun nefretinin sadece sözcüklerle sınırlı olmadığı 3 Mart 2009 gecesi ortaya çıkacaktı. Kolay gelsin. Abi kadın elini komple kesmişler mi? Sadece kafa mı ayırdı? Kafayı. Yerine paket yemişler mi? Babalı sıkmış, yolu sıkmış yani. Yarın bokma. Yarın bok flaşı var. Kaç yaşındaymış? Genç galiba değil mi? Flaş yine flaş. Sebep? Faide çok. Enteresan birisi. Neden? Ama söylemem. Abi niye söyleyeyim, ben basılmayayım ya? Söylemem, karışık dostta söylerim. Çorba için. Uy. Ney lan o? Ne? Yok anasının güldürdü adamda. Aldım bayan oldu. Kayyem bayan oldu mu? Niye? Olamam. Bu ne diyor? Evet gençler, göremedik dediğiniz görüntüler bunlardı. Şimdi Cem Gariboğlu enteresan bir çocuk. Şimdi burada verdiğimiz görüntüler içerisinde onları koymuştuk ama mesela bu Ibiza görüntüleri veya başka bir yer bilmiyorum ama yabancı kızlarla beraber oldu dedi. Parmaklarına siyah ojeler falan sürmüş. Bunlarla ilgili böyle bir şey var mı? Çünkü bir ayin iddiaları falan da gündeme geldi. İşte bir satanist ayindi, şuydu buydu falan diye. Bir şey, onlarla ilgili bir buluntu bir şey oldu mu? Şimdi biz çok olayın özel hayat tarafına müdahil olmak istemiyoruz. Yani çok da
belaltı şeyler söylemek yok, cinayetle istemiyoruz. Ilgili soruyorum ben bunu. Cinayetle ilgili olarak bilgisayarda bir tespit yapıldı. Herhangi bir satanist veya bir ayin siteye girmediği, hatta bir işte pornografik siteye dahi girmediğine dair bir şey var, bir tespit var. Ayinle ilgili evet toplumda, kamuoyunda konuşulan şeyler bunlar. Ama buna ilişkin de net, somut bir delil yok. Ne yazık ki hala bu denli vahşice ve hunharca işlenen cinayetin sebebi ne yazık ki bütün dosya mündericatına rağmen bilinmiyor. Bu değerlendirilen alternatiflerden birisi ama somut bir veri yok tabii. Yani sadece kıskançlık üzerine aniden savunma onun üzerine kurulmuş. Haksız bunun talih dışında için. Herhangi bir şey söylemiyor. Onu da konuştuk zaten. Haksız talih. Peki bilgisayarlarda falan bununla ilgili bir kayıt falan bulunamadı mı? Hayır, bilgisayarlarda bulunan kayıt olaydan önce, biraz önce atıf yaptım size. Sanıkla maktul arasındaki MSN yazışmalarında aslında sanık biraz kendisiyle ilgili de açıkçası kendisinin sinyallerini de veriyor. Reis diyeceksin bana, reisinim. Önümüzdeki yıl işte genel müdür olacağım. Şu an İstanbul Bölge Müdürüyüm. Olayın vuku bulduğu gün genel müdürünü arıyor. Diyor ki işte Etiler'deki bir büfeye girdim. Niye bizim ürünümüz burada satılmıyor diye hesap soruyor. Bana rapor tutun, getirin şeklinde beyanatları oluyor. Seni sevgimle boğacağım. Önce panjurları kapatacağım. Gitar aldım senin için. Gitar dersleri öğrenmeye başladım. Sevgimle seni boğacağım. Unutamayacağımız bir gece yaşatacağım. Bunu tarih yazacak diyor. Evet, tarih yazacak. Reis de bana reisinim, senin reisinim. Dolayısıyla burada bir açıkçası gariplik var. Onun sinyalleri var baktığınız zaman. Bu görüntülerde de ben de ilk defa açıkçası burada görüntüleri izliyorum. Bu görüntülerde de bir gariplik şüphesiz ki vardır ama ne siz kadar... Siz daha önce görmediniz değil mi? İbiza görüntülerini görmedim. Görmedim. Özel hayat ne kadar özel hayatla alakalı ve ilgili, ne kadarı dosya yani müdahale ilgili. Yani biz özel hayata müdahale olarak söylemiyoruz. Yani Cem Gariboğlu'nun kişiliği konusunda izleyeceğim bir, evet, bir tespit olsun diye. Evet, yoksa özel hayat, yani elimizde çok daha özel hayat ilişkin çok daha gönder. Sadece nasıl bir çocuk olduğu, nasıl Ruhali. Bir delikanlı olduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü izleyiciler tarafından tespit edilsin diye yapıyoruz. Yoksa özel hayatın da ilgili çok çok daha fazla. Yani bilgisayarında binlerce resim var elimizde. Ancak onlar bizi ilgilendiren konular değil. O kadar detaya girmek niyetinde de değiliz. Bir şey daha vardı. O açıklığa çıktı mı? Bu Cemil Baran diye birisi vardı galiba. Değil mi? Evet. Aracılık falan yapmıştı. Evet, yaptım çok dedi. Garip. Aile 3 milyon euro, 5 milyon euro. O ne oldu o? Şimdi ben yine göreve gelir gelmez Süreyya Bey'e ilk sorduğum soru buydu. Biraz da çekinceli yaklaştım bu gelişmeler nedeniyle vekillik görevini üstlenmeye. Dedim ki bu Cemil Baran meselesi, hadisesi nedir? Anlatır mısın? Cemil Baran'la bunlar bir defa karşılaşmışlar. İkinci görüşmelerinde Cemil Baran kendisiyle görüşmek istemiş. Bir kafede oturmuşlar. Demiş ki beni Garipoğlu ailesi gönderdi. Ayam Garipoğlu uzlaşmak ve konsensusa varmak istiyorlar. Talebin nedir? Bu dosya münderecatında sabit olan ifade. Bakın dosyaya giren ifade. Süreyya Bey diyor ki bir... Bu çocuğu 25 Ağustos'ta teslim edecekler. İki, biz ceza davamızdan asla vazgeçmeyiz. Bu kendi beyanatı. Cemil Baran'ın kendi beyanı dosyadaki. Üç, kızımın adına bir okul yaptırsınlar. Dört, ben dava açacağım maddi manevi tazminat. Ne kadarlık? 3 milyon euroluk. Peki biz bu parayı ödesek sen bu tazminat davasından feragat eder misin? Demiş Cemil Baran. Hı. Ceza davasındaki şikayetin baki kalmak kaydıyla o tazminat haklarımdan feragat ederim. Gerçekten de bizim hukuk sistemimizde ölüm nedeniyle acı elem keder duyan manevi tazminat talep edebilir. Destekten yoksun kalan maddi tazminat talep edebilir. Bu onun yasal hakkıdır. Yapılması gereken de budur. Hukuki yollarla varsa hakların talep edilmesidir. Yoksa böyle helallik parası, kan parası gibi yani mesnedi olmayan kavramlar üzerine kurgulayarak değil. Bunu Süreyya Bey'in izni, inisiyatif ve iradesi dışında Cemil Baran denilen sizin meslektaşınız, demeyeceğim sizin meslektaşınız Mustafa olamaz bile. Yani haddini bilsin. Mümkün değil. Elinde, saatinde, kaleminde Süreyya Bey'in izni, inisiyatif ve bilgisi dışında bunları kaydediyor ve Hayam Gariboğlu'na gidiyor. Hayam Gariboğlu'na diyor ki beni Süreyya Karabulut gönderdi, sizle uzlaşmak istiyor. Hayam Gariboğlu diyor ki ben seni tanımam, yani sarı çizmeli Mehmet Ağa, kimsin, nesin? Kayıtları verince Hayam Gariboğlu bir hafta onu ağırlıyor, kayıtlara bir bakıyor ve diyor ki ilk üç talebini biz okey deriz ama dördüncü talebi kesinlikle olmaz. Bu da bunun üzerine bunu basınla paylaşıyor. Bunu söyleyen de Süreyya Bey'dir. Yani kandan, kinden, nefretten nemalanmaya çalışan bir adam bu Cemil Baran. Geçmişinde karşılıksız çekten mahkum olmuş bir lokal gazeteci. Gazeteci diye kendisini adlandırıyor. Benim vekilliğimden önceki gelişmelerdi bu. Ben çok çekinceyle yaklaştım bu hadiseler nedeniyle ama sonra baktık ki Süreyya abi kendini yeterince ifade edemiyor, iyi kötü ayırt edemiyor, psikolojik yardım alıyor ki çok özel yaşanmış şeyler var, bunu net olarak biliyorum. Cemil Baran'la ilgili bir şikayetçi olduk. Şu an hali hazırda hakkında ceza davası açıldı. 1 ila 4 yıl arasında hukuka aykırı olarak verilerin kaydı ve alenen ifşası ve özel hayatın gizli ihlalden şu an yargılanıyor.
ilk günde, son günde yapılması gerekenin ceza davasındaki şikayet baki kalmak kaydıyla hukuki süreçlere başvurmak ve yargı yoluyla varsa bir hak, tazminat hakkı bizim hukuk sistemimizde var, talep edilmesi gerektiğini ben beyan ettim. Peki, artık herhalde programın da sonuna geldik. Son bir şey daha merak ediyor kamuoyu. Bu dava daha ne kadar sürer? Çünkü 15 bin sayfadan bahsettiniz. Yani 15 bin sayfadan bahsettik. Çok gerçekten yaklaşık 17-18 klasör. Çok kompleks bir dosya. Bu dava ne kadar da, devam eder? Henüz 3. celsesindeyiz. Kesinleşmeyle birlikte delillerin toplanması bizim çünkü taleplerimiz olacak. Mesela bu görüntülerle ilgili inceleme isteyeceğiz. Görüntülerin ifşa edilmesine ilişkin olarak. Yine şirketin kamera kayıtları, hani şirkette olduğu iddia ediliyor ya, cinayetin vuku bulduğu saatlerde şirketin kamera kayıtlarının celbini ve incelenmesini isteyeceğiz. Böyle büyük bir holdingde mutlaka kamera kaydı vardır. Maalesef. Bunlar çok çok önemli ve bu sürecin toparlanması, nihayete ermesi, delillerin ikmal edilmesi kanaatimce 1,5-2 yılda ilk derece mahkemesi süreci, kovuşturma evresi devam eder. Bir o kadar da Yargıtay'da temiz aşamasında geçse kesinleşme süreci 3,5-4 yıl sürer diye düşünüyorum. Çünkü cinayette açığa çıkmamış birçok şey var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Teke Tek'te bu akşam Münevver Karabulut cinayetinin sonrasındaki gelişmeleri, mahkeme safahatını ve ortaya yeni çıkan, kamuoyuna henüz yansımamış bilgileri, belgeleri, görüntüleri sizlere ilettik. Zannederim davayı izlemeye devam edeceğiz. Benim bu konuda kamuoyuna vermiş olduğum, şahsen vermiş olduğum bir söz var. Bu sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Bir gazeteci olarak fikri takip diyoruz biz buna. Ve Türkiye'de ne yazık ki gazetecilikte artık unutulmuş kavramlardan bir tanesi. Ancak biz gazeteciliğe başladığımız yıllarda, bundan 30 yıl evvel böyleydi. Benim gazete okumaya başladığım bundan 50 yıl evvel veya 40 yıl evvel de böyleydi. Olaylar kapatılmazdı, unutulmazdı, sonuna kadar götürülüyordu. Türkiye'nin yoğun gündeminde artık her şey anlık günlük. Fakat ben böyle olmadığını, öyle olması gerektiğini biliyorum. O yüzden bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, takipçi olacağız. Hukukun demeyeyim ama adaletin yerine gelmesini, tecellisi için katkı sağlayacağız. Katkı sağlamaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince sizi de bu konuda bilineceğiz. Sizin de bu konuda çok hassas olduğunuzu bildiğim için. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir yarın, güzel bir hafta diliyorum. Perşembe akşamı Murat Bardakçı ile beraber yine karşınızda olacağız. Teke Tek Özel'de o saate kadar hoşça kalın.